Merhabalar efendim, hoş geldiniz Beyaz TV ekranlarına, mutfağımıza. Nasılsınız? Güzel, keyifli, sağlıklı bir gün diliyorum efendim. Haftanın ortasına geldik ve bugün sizler için bir pazar yapmışım. Yarınki program kaçmaz. Yani baştan bunun bir duyurusunu yapayım efendim. Biliyorsunuz ki 100 TL'ye bir şey almak çok zor. Artık pazarda çalıştım mı, satış mı yaptım, reyonlarımı düzeltmedim, dizdim maydanozları, ama neler neler var. Yarını mutlaka kaçırmayın diyorum. Çok keyifli bir pazar ve VTR'si hazırladık sizler için. Sabahın 8'inden beri ayaktayım hocam. Az önce de böyle tansiyonum birazcık yükseldi. Yaşlanıyorum herhalde artık. Eskiden hep düşüktü. Yani onun şeyiyle birlikte yayındayım. Bir kusurumuz olursa şimdiden affola. Efendim, Sedat geldi. MasterChef'ten Sedat bizimle olacak. Bugün bize çok lezzetli tarifleri olacak. Kendisini zaten çok seviyoruz. Enerjisi çok güzel. Çok efendi duruşu. Her şeyiyle dört dörtlük. Ben Sedat'ı çok severim. Sedat Tuncer bizimle olacak. Sedat'cığım gel bakalım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi, nasılsın? Senin için hazırlandım ablacığım. Her zaman deli güzel listede çok güzel akırmış. Harikasınız vallahi. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim valla, teşekkür ederim. Bugün iyi gözüküyorsun. Süper, bomba gibiyiz. Şükürler olsun, her şey çok güzel olacak. Müthiş olacak. Güzel yemeklerimiz olacak. Kastamonu yöresinden de güzel yemeklerimiz olacak. Uzak Doğu'ya da gideceğiz biraz. Evet. Harika, güzel böyle yemekler hazırlayacağız hep birlikte. Sarımsaklı çorbamız var. Evet, hamurunu her şeyimiz kendimiz atacağız. Sarımsaklı yöremize ait. Elmalı turta yapacağız. Evet, güzel. O biraz sarımsaklı yediğinden sonra bir ferahlık olsun. Kabak şayanımız var. Çin fasulyesi. Evet, Uzak Doğu'da herkes giden onu kesinlikle sever. Sütlü dolma. Tabii yöremizden. İlk defa duydum. Sütlü dolma hiç internette görmemiştim. Yani yapılan, hiç baktım. Burada deneyelim, ilk burada olsun dedim ve güzel olsun dedim. Bizim yöremizin şeyi ve Osmanlı mutfağına çok hakim bir Kastamonu mutfağımız var normal. Süper. Tanıtılmıyor pek fazla ama bunu burada gösterelim dedim. Ve kapalı börek hazırlayacağım ben de. Tabii ki misafirime ellerimden bir şey hazırlamam gerekiyordu. Nasılsın? Nasıl gidiyor Sedat'cığım? İyisin, keyfin, sağlığın zaten. Yarışmadan sonra ilk defa bir programa geldim. Hoş geldin. Biraz kendimi yeniledim. Sonra biliyorsunuz ünlü bir hava yolunda çalışıyorum. Uçan aşçılık yapıyorum. Yurt dışına gidip geliyorum. Ondan sonra kendim, maşallah yoğunsun. Mutfak anlamda kendimi biraz daha geliştiriyorum. Süper. Öyle. Harikasın. Serpil'cim de gelsin. Sütlü dolmayla başlayacağız direkt. Bunun bir özelliği var bu dolmanın. Bu böyle bir yapraktan, yani ağaçta olan bir yaprak değil, yer yaprağı, ormandan. Yani öyle mi? Evet, Küre Dağları'nda topladığımız yapraklar. Ne kadar bu kuru yapraklarla şey yaptık değil mi? Evet, biz bunu normalde yeşil oluyor. Bu normalde biz bunu işte salamura şeklinde yaptığımız için rengi böyle oluyor. Ama bunu biz hep ormanlardan topluyoruz. Yani ormanın içinden topladığımız. Kadife yer gibi. Aynen. Tüylüdür zaten o. Kadife gibi oldu. Evet. Şey yapalım o zaman, hemen malzeme listesini sayalım. Tamam. Yer yaprağımız var. Ondan sonra süt kullanacağız bunda. Bunun bir tek özelliği de sütle yapımı olacak. En son tereyağı böyle eriteceğiz. En son böyle cozcoz olacak böyle. O kadar lezzetli olacak ki zaten tadını en son bu verecek. Bir de bizim hep orada yeşillikler kullanılır. Bu dolma için bu yeşillikler olacak. Bulgurumuz. Onun içine un atacağız. Evet. Soğan atacağız. Başka da bir şey yok. Soğan atacağız, bulgur atacağız. İlk önce iç malzemesini ince ince doğrayacağız. Bulguru koyacağız, un koyacağız. Az süt koyup karıştıracağız. Serpil'cim sen bir limonlu su bana yapar mısın aşkım, ya sana zahmet? Ben bir şey söyleyeceğim, şu an sana su hazırlıyorum. Sağ ol aşkım. Hemen Sedat'a vereyim, sütlü dolmanın bir malzemelerini saysın Sedat'cığım gelmişken. Evet güzel izleyicilerimiz, şimdi sayıyorum. Bir su bardağı bulgur, 2 yemek kaşığı un, 1 su bardağı süt, 1 adet soğan, 1 tutam taze nane, 1 tutam maydanoz, 1 tutam dereotu, 1 tutam yeşil soğan, 150 gram yer yaprağı olacak. Pişirmek için de su bardağı, 1 su bardağı süt, bu biraz daha olabilir daha lezzet vermesi için. 2 yemek kaşığı da tereyağı ve su kullanacağız. Bilginiz olsun. Şimdi bizi oturun ekranlarınız başında, güzel muhabbetler izleyin bizi. İzleyin bizi. Ya şurada televizyonum yok benim, onu da hallettirseniz yönetmenim. Televizyona bakınca iletişimi daha iyi kurabiliyoruz. Ben başlayayım mı? Başlayalım hemen hocam. Hemen başlayalım. Şu televizyonu da çekersen. Evet, bir şey karıştıracağız buyurun. Şu kabı. Aa, ne takılıyor ayol? Evet. Heyecan yaptım Sedat. Heyecan yapmıyorum. Ya zaten onu biz yukarıya takmıştık da buraya indirdik.
Şunu şöyle yaparsan gördüğünüz biraz gibi yeşillikleri arkadaşlar şöyle güzel bir şekilde doğruyoruz. Evet. Aynen. Bir limon da alabilir miyim? Limonu biraz az olmuş. Aşkım. Bu aralar herkese var böyle bir boğaz ağrısı gibi değil mi? Yok ya, tansiyonum benim oynuyor. Böyle yerden kayıyor. Arada bir ayağım yerden kayıyor bugün. Ayağımı yerden kaydırdılar sabah. Benim pazara götürdüler. Pazar nasıldı? Uygun mu? Güzel şeyler var mıydı? Uygun ya mudur? Pazar uygun değil yani. Evet. İşin gerçeklerini söylemek gerekirse kimse hani cephe almasın, kimse bize kızmasın. Uygun değildi yani kimse. Eskiden uygun diye gidiyorduk şimdi aynen, değil mi? Ben iki tane patates, üç tane soğan o şekilde 100 TL'limi tamamlayıp geldim. Alamadıklarım oldu. Pazarcıların hediye eti oldu. Yok ya, baktığımda aşağı yukarı benim de aldığım yerlerle aynı fiyat. Yani pahalı, hayatımız pahalı, yapacak bir şey yok. Ama şöyle söyleyelim, şükretmesini biliyoruz en azından. Evet. Elimizdekiyle yetinmesini biliyoruz, lezzetleri arttırmayı biliyoruz. Hani kadın olmak zaten yoktan bir şeyleri ortaya çıkarmaktır. Yani her zaman dört dörtlük bir sofra, bir menü koyamayız. Aynen, koyamayız. Ama ne kadar cebimizde varsa, bütçemiz nasıl, neye uygunsa onu alıp kullanacağız. Sedatçım, bir de bu arada bir şey söyleyeceğim. Türk mutfağı çok çeşitli olduğu için yani şöyle bir şey. Kış hazırlıklarımız var mesela, turşu, tarhana gibi. İşte yazdan domatesimi hazırladığımız gibi çeşitlilik çok. Mesela örnek vereyim. Bazı şeyleri aramasak da mesela bir tarhana çorbasıyla, bir makarnayla yanına böyle bir yapabiliyoruz. En azından çeşitlilik yok. Bu hiç bir yanlış bir yanı yok. Hamur yaparsın, patates püresi yaparsın ama yaparız yani. Sonuçta kadınlar dediğim gibi üretir, evin bütçesini düşünür. Sizden mesela tek başına yaşıyorsunuz, sizler de aynı şekilde. Aynen. Azdan artık çoğa getiririz Allah'ın izniyle. O yeteneklerimiz var yani. Türklerin bu yeteneği seviyor. Şey gördüm ya, bu kolyeni çok dikkatimi çekti. Aa. Bunlar nedir? Kurban olurum. Biliyorsunuz MasterChef'teyken annem rahatsızlığından dolayı biraz da böyle kendimi verememiştim. Hayır. Ondan sonra annem rahmetli olduğu zaman... Bu annenin miydi? Evet. Anne. Bunu ben almıştım zamanında Afrika'dan. Aha. Bunu da evlilik yüzüğü. Bu da küpesiydi. Bunları şey yaptım. Hep boynuma taşırım güzel yani. Güzel evlat. Ay, sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Sağ olsun. Ruhu şad olsun. Amin. Senin gibi amin. Güzel bir evlat amin. Yetiştirmiş. Tertemiz, ışıl ışıl. Söylemedik orada yarışmada da. Şey yapamadık. Yani böyle bir kendimizi verememiştik. Verememiştim zaten. Orada belliydi. Yani bu kadar enerjim yoktu. Hı-hı. Ama şimdi gayet her şey güzel. İnşallah. Her şey tabii ki İnşallah. Yokluğu her zaman kalbimde ama olsun. Dualarla anacağız Kaç onu. Kaç yaşındasın Sedat? Ben şu anda 35 yaşındayım. Ha, canım. Tam 35 yaşındayım. Olsun, çok güçlü ve gerçekten kendi ayakları üstünde duran bir bireysin. Şükürler olsun ki böyle yetiştirildik aynen. Gerçekten. Her şeyle imtihan olarak büyüdük aslında biz 80'ler değil mi? Evet, biz her şeyi gördük diyorum. Gördük. Orta sınıfı da gördük, eskiyi de gördük, gördük. Şimdi milenyumu göreceğiz, yeniyi de göreceğiz. Kesinlikle, biz ortada kaynayan bir... grup 80'ler gerçekten öyle olduk. Ama iyi ki gördük. Şimdi ben hep evet. böyle diyorum Sedat. Biz eğer yokluğu görmeseydik sunucu olamazdım ben. Sen bu pozisyonda olamazdın. Kesinlikle. Çünkü biz hep bir endişeyle büyütüldük. Hep bir hayat gayesiyle büyütüldük. Annem işte yettirmeye çalışıyordu. Ondan arttırıyordu, ona veriyordu. Bundan arttırıyordu işte kızım. Kardeşin giydi ama bu sene montu sen giyeceksin. Abinden sana gelecek. Hani erkek olmasına rağmen ben mavi mont giydiğimi çok iyi bilirim yani. Ha, gocunuyor muyum? Gocunmuyorum. Belki de öyle büyümüşüz. Dönüp baktığımızda çünkü gerçekten yanımıza kar oldu. Aynen öyle, kar oluyor. Bir de şey, en azından şöyle bir şey şekilde var. Şimdi ne yaptık buraya Sedat'cığım? Bunu şimdi, anlatalım. Bulgurlarımızı yıkadık. Tamam. Sonra bütün yeşilliklerimizi ince ince doğradık. Şimdi soğanımı doğruyorum. En son sıvı malzeme, katı ve sıvı malzemelerimizi koyacağız. Soğanı da doğradık. Aynen. Hepsini ve minik minik çok güzel doğradın. Aynen. Vallahi bak. Sen özel eğitim almış mıydın? Ben Etiler Turizm Otelcilik mezunuyum. Mutfak bölümü mezunuyum. İstanbul Teknik Üniversitesi'de yiyecek içecek işletmeciliği okudum. Çok güzel kullanıyorsun. Şimdi de uçan bir şef. Uçan bir şef. Hı-hı, dünyayı güzel. Geziyor 12 seneden beri. Seni çok kıskanıyorum o konuda. Uçan şef ne yapıyor? Uçan şef uçakta business class'a servis eden bir aşçı var. Bütün servisleri o yapıyor bütün business class'a. Gayet çok güzel de seviyorlar bizleri. Sen mi hazırlıyorsun yemekleri? Tabii biz hazırlıyoruz. Harika. Biz sunuyoruz. Ekip arkadaşlarımla birlikte de yolcularımıza sunuyoruz. Hı-hı. Çok güzel de böyle bir beğeniyorlar bizi. Zaten bizi görünce sanki biz orada tiyatroya çıkmış gibiyiz. Herkes Hayır. fotoğraf çekmek istedi. Uzak doğrular. O bir şey var ya da Güney Amerika'da hemen bayılıyor. Bizim bir fotoğrafımız çekiyor. Yani yukarıda bir ünlülük oldu ben de diyeyim. Ben de çok güzel oldu.
Zaten hak ediyorsun dediğim gibi. Hani MasterChef'te de duruşun, efendiliğin ekrana yansıyordu. Ben hani gerçekten bugün bizlerle olman adına çok sevindim. Ben de. Çünkü el becerisi de olan biri. Yani bu sadece hani şişme dolma değil, gerçekten güzel şeyler yapıyor. Şu kadife yaprağı mesela, evet, gerçekten unutulmaya yüz tutmuş bir tarif bence yani. Kesinlikle. Bir de nasıl biliyor musun? Elimi yıkayayım, hemen şey yapayım. Lütfen lütfen rahat ol Sedat. O biliyor musun? Gerçekten o senede bir kere yetişen bir şey. Yani organik bir şey. Öyle şey değil. Ne kadar enteresan. Vallahi kadife gibi. Tüylü, onun tüylerini işte kaynayan suda işte biraz bekletiyorlar. Sonra hemen hiç başka bir şey yapmayıp salam, yani dolaba atıyorlar. Çok güzel bir yaprak. Şimdi biz bunu iki kaşık koyacağız. İki kaşık un ekliyoruz. Evet, bu biraz sıvı olacak. Sıvı böyle bir iç malzemesi olacak. Hafif sıvı. Süper. Şöyle biraz karıştıralım. Yağ falan ekliyor musun? Hayır, hiçbir şey eklemiyorum. Şöyle. Süper. Şöyle. Bulgurumuz ince bulgur. Evet, biraz. İçerisine soğanı minik minik doğradık, maydanoz koyduk. Biraz da su atalım. Soğanla taze soğan vardı, ikisini evet de ekledik. Tuzunu ilave ettik, onu evet koyduk. Çok böyle süt koyduk. Ferah. Süt bardağımla. Evet, evet, aynen. Ekle ekle, çok çabuk olacak zaten. Heh. Tamamdır. Bayağı sulu sulu. Aynen, sulu sulu olacak. Ben hemen geliyorum. Tamamdır. Biz bunu seninle saralım, gel. Hadi saralım Sedat. Hadi. Evet. Seninle de mutfağa girdik, ne güzel. Aa, döktüm de. Kusura bakma, şurayı hemen temizle. Ay ya, hayır, bir şey olmaz. Seyirciler kızacak. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Yapıştır. Evimizde de döküyoruz Sedat. Aynen, hemen şöyle elimizle yapalım. Bakayım. Bakalım uçan şef, burada dolma sarmak nasıl? Yapacağız inşallah. Nasıl yapıyorsun? Elinde mi yapıyorsun? Evet. Bravo sana. Çünkü şöyle bak, biraz hafif. Hı. Şöyle koyacağız. Şöyle bak. Aa. Şöyle. Heh. Sedat var ya. Eskiden kanında elleri sarılıyorlar. Bunlar hiç şey yapmıyorlar. Heh. Bak böyle de bitireceğiz. Şöyle küçük göster. Küçük küçük. Evet şöyle. Bak 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 bak. Şöyle gösterelim. Aman Sedat. Arkadaşlar, sayın seyirciler miyim, arkadaşlar miyim? Kesinlikle bunu evde yapmalısınız. Aa, biraz tuz atmadık. Tuz atacağız biraz. Tuz karabiber atacağız. Unuttuk. Hemen Serpil, tuz karabiber niye yaptırmıyorsun? Lezzetsiz dolma yapsın istiyorsun değil mi? Olmaz. Sen bana kumpas mı kuruyorsun bugün? Sen sana. sana yapar mıyım? Yapmazsın asla. Çok kusura severim. Kusura bakmayın. Şöyle biraz. Tuzumuzu koyuyoruz. Şöyle. Senin suçun değil Sedat. Serpil o yapmıştı. Sabah bana da kumpas biraz yaptı pazarda. Neler yaptı atalım bana, neler karabiberi yaptı. Ama... Karabiber kumpas değil mi? Ben hayatta böyle şeyler yapacağını düşünmezdim. Ne yaptım ki? Neler yaptı bana? İçi de şöyle gösterelim. Minimum şöyle biraz cıvık olacak şu şekilde. Evet. Evet. Sulu yaptık özellikle. Aynen. Neden sulu yapıyor Sedat'ım? Çünkü içindeki pirinç şey ya. Bulgur. Bulgur çiğ ya. O yüzden böyle birleşince hemen böyle çok soğuduğu zaman böyle içindeki şişecek, güzel olacak böyle. Tamam. O zaman biz bunu tarafta sararken ikinci tarifimize geçelim. Tamam. Dolma da bana kalıyor. Ama elde salıyor. Bak 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 bak. Dedim Sedat'a sana. Bak bak. Evet, eskiden bak annelerimiz öyleydi. Aman elde sarıverdi. Çok becerikli, biliyor musun o konuda? Çok ya becerikli. Ben şeyde diyorum ki kendimi gösteremem. Benim becerim var Sedat. Gösterememiştim şeyde. O yüzden çok üzülüyordum. Dur bakayım. Bak. Gel. Ben hayatta elde salamam. Yaparsınız ya, niye siz? Yapar o, siz her şeyi yaparsınız. Gidiyorum. Dur. Dur. Yani bir o kadar şeysiniz ki. Biz neyiz ki şu şekilde? Becerikli kadın. Ya bu benim annem rahmetli çok öğretmiş. Babaannem de çok iyi bilgili. Benim babaanne de yapar. Dayılarımın hanımı da çok iyi yapar. Yani bir tane dayımın hanımı var. O çok lezzetli. Teyzem de çok güzel yemek yapar benim. Evet. Benim annem Eskişehir Rumlara baklava yapan kişiydi. Kadıköy, eski Kadıköylülerde. Becerdim Seda. Becerirsin. Ben onu dışarıya doğru değil, içeri doğru sararım yuvarlarım. Geliyorsun kendime doğru. Oh. Süper. Mis gibi oldu. Mis gibi, oh. Alalım. Serpil sarsın, biz diğer tarifi evet, geçelim. Oh, Serpil'e bırakalım. Kusura bakma, seni bırakıyoruz ama. Kusura bakma. Canım. Sen benim kadar da öyle yaparsan. Al bir kez. Yüksel Bey, Yüksel Bey, senin yüzünden oldu. Serpil'in içine sen kaçmıştın. Evet, evet. Aa dedi, hep dedi yapımcıyı dedi kötülemekle olmaz. Dedin? Dedim. Şimdi... Al benim ağzım. Ama ben tembihledim onu diyor. Bu kadar da dürüst bir yapımcı şimdi var. Şimdi elmalı tartım yapalım. Yapalım canım benim, dur. Evet efendim, Serpil bir kazan sarma sararken evet, biz Sedat'la ikinci tarifimize geçiyoruz. Ben reklam arasında Yüksel Bey'e yardım eder. Unutmamalıydın Serpil, mutfakta benle olduğunu. Kendi ayağıma sıktı. Çöp nerede var, göremedim. Çöpümüz yok, biz böyle sıfır atık yapıyoruz Sedat'cığım.
Çöp sizin, yok bizde. Sizin nasıl geçiyor programlar? Arada var, izliyorum zamanım oldukça. Çok güzel geçiyor. Biz dediğim gibi artık toplamda canlı yayın tecrübesi olarak 500 bölümü devirmeye gidiyoruz Allah'ın izniyle. Öncesinden de TRT'den de bir 150 var. Artık böyle izleyicimiz de çok güzel bir içli dışlı olduk. Evet. Allah nasip ederse daha uzun yıllar birlikte olacağız. Ama bu dış çekimler güzel olmuş biliyor musun? Evet evet. Bak bu gerçekten hem o bir ambiyans yakalıyorsunuz. Kesinlikle. Hem gerçek hayatla birleşince harika olmuş. Kesinlikle. Evet. Pazar ve etiremiz çok güzel olacak. Burada değil mi? Ben burada alayım hemen. Al rahat karıştır lütfen. Elmalı turta hamuru için 3 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 adet yumurta, 150 gram tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ, 10 yemek kaşığı toz şekerimiz var. İç malzemesi 5 adet elma, 1 su bardağı ceviz, 3 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı tereyağı ve tabii ki tarçınla lezzetlendireceğiz. Sedatçığım, istersen eldiven de kullanabilirsin, istersen kullanmayabilirsin. Bence elimi her zaman yıkıyorum, ben temizledim. Tırnakların da uzun değil, nerede çıkacak? Gösterebiliriz, aynen hiç gerek yok. Vallahi en sevdiğim konuk. Yok. Kısacıktır bu. En sevdiğim zaten konuk. Zaten işimize de yasak uzun tırnakla çalışmak. Yasak. Şimdi iç malzemesini alalım. Arkadaşlar oda sıcaklığında tereyağınızı. Siz burada bana şey yazıyordunuz, elma hakkında faydalı bilgiler falan filan. Bir şey iki gün yapınca üçüncü gün yapmıyorsunuz sayın reji. Neden? Evet, dönelim konumuza. Benim lafımı gerekli mecralara ilettim. Şimdi tereyağıyla şekerimizi attık. Evet. Ondan sonra kabartma tozu. Kabartma tozunu koyduk. Vanilya. Vanilyamızı ekledik. Böyle. Oda ısısında tereyağı. Evet, odasında bir tane yumurta. Evet. Yumurtamızı kırıyoruz. Küçüklükten var mıydı bu el becerin Sedat? Ben 10 yaşında. Şöyle bir şey oldu. 10 yaşında yapmaya başladım. Sonra biz kış yazları dedemlerde köylü milletin efendisi derdi. O çocuklar şehri de öğrensin ama yazları köye gelsinlerdi. Bizim tarlalarımız vardı, hayvanlarımız vardı. Diye. Aynen. Yani cennet olsun. Ondan sonra biz şöyle, onlar tarlaya gittiğinde ben hazırlıyordum yemekleri. Okay. Orta birinci sınıftayken başladım işte taze fasulye yapmaya. Babaannem şaşırıyordu hatta. Hem yapalım hem anlatalım. Tatlı, babaannem şaşırıyordu. Allah Allah helal olsun. Nasıl yapacağız? Korkuyordu bir yer yanacak diye ama olmadı. Öyle öyle başladık. Ne güzel işte mutfak. Şimdi işte. Böyle bitti. Sonra onu da yavaş yavaş atacağız. Sizden sadece biraz... Tamam ben onu eklerim sana. Evet şimdi. Sen onu bir toparla önce biraz. Şöyle ben de karış. Böyle önden... Hepsini bir yediririm. Aynen. Bu yoğrulma kısmı da çok önemlidir aslında. Evet. Biliyorsunuz poğaçalar evet. Bıçakla ustalarımız bize keserdi. Evet. Daha kıtır kıtır olması için. Tabii bıçakla tabii. Böyle yapılırdı. Daha yaptırır. Donmuş tereyağıyla yapılırdı. Doğru. Daha böyle evet. Kıyır kıyır olsun diye. Şimdi yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Aynen. Ekliyoruz. O un olayı zaten elinizden ayrılana dek. Hep söylüyorum un ölçüsü verirsek sizin elinizde ya çok katı bir hamur ya gevşek aynen. Bir hamur kalabilir. Şimdi gevşek kaldığında bana fotoğraf atıyorsunuz ben bazen DM'leri göremiyorum yetişemeyebiliyorum hamur bitmiş oluyor. Yani bakın kenardan şöyle minnak onu veriyorsunuz hamur zaten alıyor ve belli bir süreden sonra elinizden ayrılıyor. Aynen ayrılacak şimdi elinizde mesela. Ayrıldığı takdirde daha diyorsun ki tamam un koymuyorum. Yani o kıvamı da şimdi sizlerle paylaşacağız. Bir de renginin güzel böyle bir sarı renk olması evet, lazım. Bakın böyle. Sarı hamuru biraz aynen. Sarımsı. Bir de biz bunu nasıl yapacağız biliyor musun? Böyle yıl başlarında ya da böyle yeni yıl geldiği zaman böyle kar tanesi gibi olacak. Böyle çok güzel olacak yani kış yani yeni yıl sofralarında yerini alacak öyle yani. Mi? Evet. Çocuklara böyle rengarenk evet, sofralar böyle bir tartın üzerine bir pudra şekeri harika olacak. Üzerine kar yağmış görüntüsü. Aynen. Siz süslemelerini yaparsınız. Harikasın, harikasın. Biraz dediğim gibi el becerisi çok iyi. Yarışmada zaten tatlı hamurlarını, tart hamurlarını da şeylerde çok iyiydim. Balıkta şey yaptım ama ondan sonra işte o dediğim olaylar olunca gösteremedim kendimi. Evet. Ama şimdi sizin sayenizde biraz görsünler. Tabii ki özledik yani iyi oldu, denk geldi. Sen de bizi kırmadın. Geldin bu programa herkes, bütün herkes geldi. Ben de olmazsa olmazdı yani. Ay kurban olayım. İyi ki geldi. Vallahi diyorum ya hayat paylaştıkça ve gerçekten bu lezzetleri size sununca güzel efendim. Ben hep söylüyorum. Biz burada tabii ki bir şeyler yapıyoruz ama ekran başındaki kıymetli izleyicilerimizden aldığımız o güzel enerjiyle zaten buradayız. Evet bu da yansıyor zaten. Çok sağ olun. Bir üç kaşık evet, daha konulunca da. Bir kaşık daha ben aynen. Getireyim. Nasıl Serpil güzel mi? Hiç sesin çıkmıyor iş başındayken. Reklam arasında bana patronum yardım edecek. Tabii.
Bu ama bir şey söyleyeyim. Serpil ablanın ikisi çok büyük ikilisiniz ya. Harikasınız ya. Canım benim. Tabii. Ben çok seviyorum Nermin'i zaten. Bazen küçük atışmalar da olsa. Serpil'cim neden kalın şu... sarıyorsun? Ama Sedat da öyle yaptı. Bak. Şu parmak şeklini sarman lazım. Benim parmağım ama senin değil. Ama. Benim parmağım Serpil'cim. Tamam. Herkes cüssesine göre sarıyor diye. Yapıyorum. Yüksel Eser, ben seni destekledim diye şu an sunucum bana yani kötü, o da seni kırıldı. Aslında. Yok, sarsın nasıl sarsın. Tamam, senin parmağın kadar yapacağım. Tamam, dur. Tamamdır, oldu. Oldu mu? Şimdi buraya alacağız. Alabilir. Şunu alayım ben. Şöyle. Direkt mermerde yoğurur, ben öyle yapıyorum. Aynen. Geliyorum Serpil, bakacağım. Bakacaksın mı? Evet, bakacağım. Hadi bir sen Sedat'la şey ettirseydin. Yok, ben Sedat'la şey ettiriyorum, sen merak etme. Hah, bak. Evet. Ha, bak. Bak. Aynen. Al, şimdi bak. Bu mu? Fazla deyince olmasın. Bu mu yani? Bak. Bak bu. Ne kadar mı? Hepsi böyle olsun Serpil Hanım. Bu çok hoşuma gitti. Bakın elden zaten daralıyor hamur. Ben daha pazara gelmem. Hepsi böyle olsun Serpil Hanım. Teşekkür ederim. Evet. Değil mi Sedat? Bu çok hoş. Evet. Hadi öyle olsun biraz da. Sizin dediğiniz olsun. Evet. Bunu şimdi hazır. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Sedat, şunu iki dakika içeri atalım. Tamam, aha. Evet. Bir şey olmasın. Tamam. Sesiniz çıkır çıkır. Şimdi, hamurumuz gördüğünüz gibi ellerimde hiçbir şey kalmadı. Tereyağlı bir hamur olduğu için değil mi? Çok evet. Yoğrulmasın. Evet, tereyağlı hamur olduğu için. Bunun üçte biri şu kadarını alacağız şöyle. Tamam. Bunu en buzluğa koymamız lazım. Çünkü bu en son üzerine süs yapmak için kar tanesi yapacağız dedim ya. Bunu da kullanacağız. Şimdi hamurumuzu yaptık. Şunu ağzını kapatalım bir şeyle. Kalem gibi maşallah maşallah. Bak. Yüksel Bey ben daha pazara gitmem. Ben bir yemek editörü olarak ben stüdyomda kalırım. Bak bak. Çok güzel oluyor Serpil. Anan seni benim için de olmuş. Şunun üzerini kapatalım mı? Bunu da dolaba atalım. Hemen hocam ben kapatırım. Bunu da buzluğa alalım. Bunu da buzluğa alalım. İşte insanoğluna Allah ağız vermiş konuş. Ben de konuştum orada Allah beni nasıl biliyorsun. Koy bakalım. Evet. Evet. Elimi yıkıyorum ve için yapmaya başlıyorum. Sedat görüyor musun? Ağzımı tutamadım diye kaldım. Ekranda oldum aklıma yani. Sedat. Arada sırada atışın güzel oluyor. Milletimi sever öyle şeyleri. Sağlam. Kendi dişlerim elhamdülillah. Bizim bizde hırsi dişlerimiz çok güzel Allah'a çok şükür. Maşallah. Maşallah canım sunucum. İncecik Serpil. Parmak gibi. Tatlım. Şimdi temizleyelim. Yaşasın diyor. 500 bölüm sonra sizi birbirine götürsün diyor. Bak ne oldu. Birini buzluğa atacağım. Birini. Birini bu şöyle kenarda kalsın. Tamam. Ha, bu dolapta da olabilir. Hiç fark etmez. Aslında dolapta daha iyi olur. Dolapta daha iyi olur. Açarken yani. Daha güzel olur. Canım Sedat'ım benim. Ablası kurban olsun. Onu verelim. Bak bak bak. Olsun. Şöyle yiyelim afiyetle görsün izleyicilerimiz de şöyle biraz. Bu arada çok iyi oldu. Seni de özlemiştim. Vallahi ne zamandır görüşemiyorum. Şöyle. Şimdi iç malzemesini hazırlayacağız. İç malzemesini hazırlayalım. Aynen. Kalın sarıyor Yüksel. Yükselciğim dürbünlerini tak tatlım. Canım. Ha. Soyacak var mı burada? Var. Var Sedatçığım. Evet. Yüksel bir daha seni evet. Korursam, desteklersem. Şimdi çok güzel oluyor. Evet. İnceler gayet kendini gösteriyor. Ben diziyorum böyle. Alttaki kalınlar bakın offside'tı. Ama bu gayet güzel oldu. Nermin kurban olsun seni verene. Hı. Sen Yüksel'in gazına gelme. İnce gibi. Ben yaptım sen yapma. O hatayı ben yaptım. Yaptım. Limon vermedin bana ya. Limon. Dolapta limonum yok dedi. Diyordu hastalıkla sağlıkla beraber olmamız ben lazım. Ben burada sana ödem suları için bütün limonlara ziyan ediyorum. Yani haksız. Sıkıyorum. Ödem de atamıyorsun. Limon da gidiyor. Sonra bana pazardan 5 tane limon diyorsun. Bir de ben çok merak ettim. Ben pardon şimdi pazarda aklıma gelmedi. Başım dönmüşüm. Ben 5 tane perşembe günü limonla ne yapacağım? Cheesecake yapacaksın Nermin. 5 tane limon kullanma ya. Zerdeçalatı veririz. Kabuğu var, suyu var, kabuğu var, suyu var. Her Serpil daha ince olsun. Zayıflık nasıl gidiyor? Diyetisyene gittin mi? Tabii tabii gidiyor diyetisyene. Sedat niye gidiyor ki? Kür yapıyoruz. Her gün kür. Bak Sedat da sattı. Biz iş daldayız yapamayız. Denedim 3 kere kilo verdim gene olmadı. Boş ver. Gördüm en son fitness salonundayım. Bugün bir tane kür yapacağım o çok güzel ama gördün değil mi?
Bu kül kardeş, sabah akciğer. 8'de atıyor yeminle sabah 8'de. Sabah 8'de attım bak. Bu akciğerlerimizi temizliyor. Tertemiz mis gibi olacak. O akciğerdeki fazlalıklar yüzünden biz şişiyoruz ve ödem atamıyoruz. Ben sana hep söylüyorum, ben de ödem bir çok... Bir de şöyle bir şey var. Geceden cevizi koyarsak, iki tane cevizi sabaha kadar bekletirsek, sabah da içersek çok güzel geliyor. O da iyi. Hem kolesterolü iyi geliyor. Hem sen yapıyor musun Sedat? Ben çok kilo verdim ama kilo aldım. Maşallah iştahmış durmaz benim. Gece bile yerim ben. O yüzden önermiyorum ama... Yapacak bir şey yok. Kokudan bile kül alıyoruz. Gece bile yiyormuş zaten. İyi, ben takip ediyorum, biliyorum onu. Sedat'ı da. Abus kubus arası pilatese gidiyor. Güzel. Sen bugün dinlen. Hiç yorma kendini. Evet, ben zaten tansiyon gidiyor geliyor benim. Biraz bu benisin. Benim tansiyonum kesinlikle seninden dolayı çıktı. Bak ya. Üzdüm, ben beklemiyordum senden öyle şey. Siz yarın mutlaka izleyin hocam VTR'yi. Kesinlikle Serpil'in bunda %80 katkısı var. Tansiyonum yükseldi. Nermin. Bak ben el alemin gazına geldim. Ben geldim, sen yapma. Şimdi bir rende alacağım sizden. Yanına koydum ben tabii. Senin rendeni. Ben nerede? Kim aldı? Kim kim? Kim aldı kim kim? Ben hemen böyle hemen. Yüksel var ya, seni bir daha desteklersem. Hiç çekileyim. Limon ya, dedim ki limonda latta vardır. Hayır dedi. Limon ya. Domates diyor ya. Nermin. Dedim ki almam domates. Ben sosum var dedim. Sos kullanacağım dedim. Allah'tan adam hediye etti. Adam hediye etti sonra. Kurban olsunlar. İyi ki var pazarcılarım. Nermin balıkçıya da şey dedim. Ediyorum ben. Nermin. Yaptım merak etme. Maydanozla böyle silkeledim. Sonra lastik dedim. Dedi ki bana olmadı öyle dedi. Düzgün yap dedi işi dedi. Nermin. Wow. Öbür yandaki Allah'tan geldi dedi ki güzel yapıyor. İlk işi dedi. Kızma kıza dedi. Böyle önlük bağladım. Nermin balıkçıya param vardı, onu ayrı koydum. Karışmasın dedim sizin paralarınızla. Haram lokma olmaz dedi. Balıkçıya da dedim ki Nermin'e balık ayıklatın dedim. Hakkı ne balığı aldınız? Palamut mu, istavrit mi, hangisini? Aa, somon aldı. Somon aldım. Gitti en pahalı balığı aldı. 75 lira tutmuştu. Evet. 20 liraya aldım. Oo, ama helal. Çalıştım, bağırdım. En ucuz balık burada dedim. En güzel tezgah burada dedim. Gel dedim, gel dedim vatandaş dedim. Durdum orada yani. Sedat balıkçıya da dedim ki sunucuma balık ayıklatın dedim. İyisiniz ya, vallahi bu konuda çok iyisiniz, yaparsınız. Dedim adam kıyamadı ama. Somunu sosu mu yapacaksın? Somon sosu mu olacak yoksa böyle şey mi? Izgarata tepsi. Ama dervişin fikri neyse zikri de o. Çorba. Yüksel'le girdik, Yüksel'le çıktık yani. Sana neler neler. Yüksel abi de vallahi sizi iyi çekiyor maşallah. Storylerimi izliyordun, gördüm yatarken. Nermin. Sedat'a duydun mu ne dedi? Yüksel abi de sizi iyi çekiyor dedi. O da iyi çekiyor. İki bayanla uğraşmak zor. Onlar da elma kompososu yapılabilir. Vay Sedat vay. Ablana da dedin ya, yazıklar olsun. Sedat her gün geliyor musun programa? Vallahi severim. Severek gelirim. Boş günlerim. Uçuyor. Nereye geliyor? Sedat yeter. Yeter. Bu ha, yeter. Yeter. Ben bunu sonra yiyeceğim. Biraz ben elim boldur. Bol çok kepçe güzel, derler. Çok güzel. Kütürmüş. Evet şimdi. Serpil bunları ben yiyeceğim. Ben suyu süzmüyorum. Süzmeyelim. Hayır. Bence de o tavada zaten çeker. O sana o çekiyor kendini. Aynen öyle kardeş. Şimdi... Tava alayım. Şöyle kendi mutfağımış gibi bak. Rahat ol öğrendim Sedat. Öğrendim vallahi her şeyi. Sen en al altı onun işi çok. O ince ince saracak onlar öyle parmak gibi. Şunu alalım, ne diyorsun? Ha olur abi. Aman yıktılar ortalığı. Evet. Evet atıyoruz elmaları. Hiçbir şekilde ben hemen atarım böyle. Kendi ayağıma sıktım. Ondan sonra tereyağları da ilave bak, edelim. Nasıl biliyorsun öyle yapsın. Hemen tereyağımızı koyduk. Ardından şekeri de ilave ediyorum. Hiç suyumuzu sıkmadık. Vitamin evet. İçinde kaldı. Tereyağıyla bir miktar kavuracağız. Şöyle. Cevizleriyle kırarak atabilirsiniz. Hiç elinizde belki blender olmaz. Şöyle. Hiç blender'a gerek yok. Aynen. Kırarak atın. Öyle sosyete yapmayalım. Az mı? İki bardak daha getirebilirim. Yok yeterli. Devir, ekonomik devri. Biraz... Yok olsun. Bugün her şeyi fazla kullanabilirsin. Sıkıntı yok. Neyin Ermin? Cevizi mi? Yar sana ceviz de lazım. Sen bana ceviz de aldırmak istedin. Evet. Mutfakta olan cevizden yani. Ayşe göndermiş zaten. Niye bana ceviz aldırıyorsun? Ama Nermin şimdi bak haksızlık olmasın. O parayla sen alışveriş yapacaktın. Ben ne diyorum şimdi bak. Hı. Ben sadece manava çıkıyorum yani. Bir mahalle. Taze sebze mi? Bir güzel taze sebze alayım. Ben evimde zaten 100 TL'yle ben o yemeği yapamam ki. Ben tereyağımı da kullanacağım, sosumu da kullanacağım evden. Veriyorum onları. Sebze almaya çıktım. Tamam onları ben de veriyorum Nermin.
Yani burada... ben her gün ceviz mi alıyorum şimdi Allah'ın aşkına yani? Yoksa alıyorsun Ermin. Alacaksın yani. Ben yapayım, sen şey yapma. Serpil, bu çok kalın olur, bunu incelt lütfen. Al aktar, at ağzına. Ya biraz da şöyle olacak sende, şunun gibi de olsun. Hayır, böyle saracak o. Tamam, hadi. Ay. O bugün cezalı, kazana düştü. Öyle olacaksa da böyle olacak. Tamam. Şey bak, aktüele bak. Tam böyle bir Balkan. Balkanlarda her şey düz olacak ki. Tam böyle Eda'm var yani. Her yer temiz olacak. Her yer. Ben nasıl bileyim? Tam kurban oldum. Çok gittim ben orada. Arkadaşlarım da var. Gezmedi ülke kalmadı. Yemekleri güzeldir şimdi hepsinin. Balkan kızları böyle olur. Doğru söylüyorsun. Sedat, ama dünyada... çok masraflısınız ya. Olmaz. Biraz masraflıyız hocam. Ama ne yapalım? Gülü seven dikenine katlanacak. Bak ama temizlik de yapıyorum. Çok güzel yapıyorum. Sedat, gezmediğin ülke kaldı mı? Şu ana kadar 60 tane gittim ülke. 60-65 tane olması şey, lazım. Maşallah. Terpil, bundan sonra yayın içerisinde deterjan tarifi vereceğim. Biraz daha tarçın atalım sence Nermin abla, nasıl? Ot atalım. Biraz daha şöyle değil bir mi? Şey olsun. Aynen, burada koksun. Mıydı tarçınımız Terpil? Evet. Aç dene bakayım, bu muydu tarçın? Aç dene bakayım tarçın. Değil o muydu? Değil, yemin ederim değil. Değil aç. Değil. Neyse, kıyamam. Kıyamadı. Niye bakıyorsun ki? Nerede Serpil, aşağıda mı? Başka illerde gidecek, gidiyor musun? Sadece İstanbul'da mısınız? Hani böyle başka bir illerde böyle... Hayır. Hani gezmeye... Gideceğiz, her yere gideceğiz, her yere. Başka illere gideceğiz ama... Canım sunucum, sen eğilme. Kurban olsun. Tamam, buldum. Buldum, buldum. Ben göz kararı biraz daha atayım. Al. Sen eğilme. Allah razı olsun. Yeter. Kork hepsini yıkasınlar bari baharatlı. Aynen. Yıka Serpil, bunu şey olmuş, pislenmiş. Bu da biraz soğuduktan sonra sarımsak çorbaya geçeceğiz. Nasılsın? Hemen geçelim biz sarımsaklı çorbaya. Yeter Serpil, onu sonra sararız reklam arasından sonra. Gerek var mı ki ya reklam arasından sonra? Yok, bu zaten bitti ya. Biz o sırada şey yaparız. Çorbayı yapalım bence. Ben hazırlayacağım. Böreği ikinci yarıda gireriz. Aynen. Zaten bu da oldu. Bu da soğumaya gidecek. Bundan sonra yayın içerisinde böyle şey yapalım dedim. Deterjan tarifi falan verelim dedim. Çok güzel bir deterjan tarifim var. Onu böyle yapıyorsunuz, her şeyde kullanıyorsunuz. Şimdi sürprizi kaçmasın. Yarın biraz yapalım onu. Altını kısıyorum hafiften. Tarifi. Pazardan onun alışverişini yapmadık ama. Diğer malzemeleri getirir mi? Ben evden mercimek getireceğim ya. Yok. Sen de onu getirirsin. Mercimeği adam verdi bize ücretsiz. Diğer malzemeleri getirir mi? Getirsin. Tamam. Şey yapsın. O biraz yaz altını aynen, kıstım. Bu iyice suyunu çekecek. Aynen. Oh, mis gibi de koktu. Tarçın ne kadar güzel kokuyor. Evet. Ya her şeye yakışıyor ya. Bu çok güzel bir baharat. Bayılıyorum ona. Bu şimdi hangi yörenin? Bu Kastamonu yöresi. Kastamonu. Sütlü dolma. Kastamonu'ya selam olsun efendim. Evet. Sütlü dolmasını yapıyoruz bugün. İçerisinde ekranı yeni açan kıymetli izleyicilerimiz, Sedat bulgur koydu. Taze soğanı minik minik doğradı, maydanoz koydu, dereotu koydu, tuz karabiberini ilave etti, beyaz soğanı da minik minik doğradı, ekledi. Bir bardak süt koydu, sütün üstüne ekstradan su da koydu. Aynen. Şöyle sulu bir harçı yaptı. Serpil bunları kalın sarıyordu, şimdi incecik sarıyor. Ben aslında şöyle... normalde böyle de olur. Bak göstereyim, şu şekilde de olur. Elle sardım şu şekilde de olur. Yani elle sardık biz, bu şekilde olur ama Serpil'e bu şekilde olsun dedik. Olsun. O yüzden Serpil bu şekilde sarıyor. Siz bu şekilde sarabilirsiniz, hiç sıkıntı yok. Nasıl mutlu. Bu arada kendi köyüme de selam göndereyim mi? İzliyorlar oradan da. Gönder tabii. Kastamonu, Ağlı, Alınca selam olsun. Köyüne buradan selamlarımı iletiyorum. Memleketimi çok seviyorum. Biraz da burada bazı şeyleri tanıtmak istiyorum. Çünkü bilinmesini istiyorum. Tabii. Çünkü artık gastronomi festivali de yapılacak. O yapılıyordu 200 seneden beri. Bir de yöremizde o kadar çok yemek var ki Osmanlı Fatih Sultan Mehmet'in bildiğim kadar eşit oralı olduğu için ve biz Rumlar, Ermeniler beraber yaşadığımız için böyle çok yahnili yemeklerimiz, sebzeli yemeklerimiz, biliyorsun hamur iş yemeklerimiz çok fazla orada. Şimdi sarımsaklı çorba. Tabii Kastamonu deyince Taşköprü sarımsağı. Aynen. Değil mi? Kesinlikle. Onu bir kere dünyada söyleyelim, önümüzü ekleyelim yani Taşköprü sarımsağı. İki su bardağı un, su, tuz çorbası için. Bağlamak için 3 diş sarımsak, 2 su bardağı yoğurt ve yine tuz. Üzeri için ise 1 tutam taze nane, 2 yemek kaşığı tereyağı, kırmızı toz biber. Şimdi sarımsağın birazcık sağlık açısından faydalarından bahsedelim. Ben yapıyorum hamurunu. Siz yapın hamurunu. Nasıl yapıyorsun? Şimdi hamuru böyle koyduk. Tuzunu ilave ettik. Evet. Tamam, biraz daha tuz alabiliriz buna. Ben koyayım. Burada. Aynen. Yok de... yok, burada tuz. Biraz da onu alalım. Bir kaşık atalım. Evet. Şöyle.
Sonra biraz da su ekleyeceğim ben. Şuna tamam, biz hamurumuzu yoğuralım. Sonrasında da bağlamayı dönüşte yaparız. Şimdi sarımsak deyince akan sular duruyor efendim. Her derde deva, 99 derde şifa diye duymuştum. Hatta benim annem babam da çok tüketir yani gerçekten. Kan şekerini dengeliyormuş ilk başta. Zaten bu büyük bir sıkıntıdır. Atar damarlarda meydana gelen kireçlenmeye de iyi geliyormuş. Yani tıkanıklıkları açıyor. Kolesterol ve tansiyonu da düşürüyormuş efendim. Benim tansiyonum yükselmiş. Ben bunu burada yesem kimse yanımda duramaz. O yüzden de limonlu içiyorum. Bağırsakta meydana gelen kurtları öldürüyormuş. O kötü istemediğimiz dışarıdan almış olduğumuz zehirli maddeleri öldürüyormuş. İç organları da güçlendiriyormuş efendim. Aynen. Yani saymakla bitmiyor aslında. Solunum yollarını açıyor. Bazen şimdi şey çekip buraya koyduğun zaman 15 dakika durduğu zaman bütün solunum yollarını da açıyor. İdrar söktürücü, diş ağrısı ve iltihabı da kurutuyor. Saç dökülmesi ve diş cilt tedavisinde de kullanıyor. Mesela cildinizde böyle hafif bir sivilce çıktı ya, ben onu çok yaşayarak birebir gördüm. Hemen o sivilcenin üstüne sarımsak, taze sarımsağı böyle şey yapıveriyorsunuz, duruyorsunuz böyle güzelce, kurutuyor hemen birkaç gün içerisinde. Gördüğünüz gibi. Ağrıyan dişin üstüne koyduğunuzda ağrıyı alıyor. Yani say say bitmiyor işte. Bitmiyor, aynen. Kastamonu deyince efendim, taş köprü sarımsağı. Şey, mantar da şu anda biliyorsun, kanlıca mantarı. Evet. Ay bir gün geldi gelirsem onu da yapalım böyle, kanlıca toplayalım böyle. Olur. Toplayayım dağlardan getireyim. Zaten Eylül, Ekim ve Kasım ayında çıkıyor. Tamam, topla getir kardeşim. Bu arada bir de sonbahar çok güzeldir orada. Öyle mi? Kesinlikle gidin. Ovalla Kanyonu, Horma Kanyonu. Söyle buradan Kastamonu Belediye Başkanı'na. Evet. Her gün bir yere sesleneceğim. Aynen, sesleneceğim. Sizin mantarınız var. Evet, getirsinler. Taş köprü sarımsağınız var ama Pinik bulgurunuz var. Nermin yok. Evet. Nermin Öztürk oraya gelsin. Şöyle bir çekelim biz o dağları. Beraber gidelim hatta. Beraber gidelim. Aynen. Toplayalım o mantarları. Sonrasında burada yemek yapalım o mantarlarla. Evet, bu tamam. Önümü yüklüyorum başkanım. İnşallah hayırlı haberlerinizi bekliyoruz. Evet, zaten günler oluyor burada bazen. Maltepe'de. Tamam, hamurunu açtık. Evet. Tamam, bunu açacağız. Bu köz hamuru yeter şöyle zaten. Şu şekilde. Harika. Oklavayla açacağım ben bunu. Bir un alıp bir de oklava alsam yeterli. Tamam. Ne yapalım? O zaman şöyle yapalım. Bu birazcık dinlensin. Evet. Bir reklam arasında böyle güzelce haşır neşir olsun. Bakın soğanları elmalarımız güzelce suyunu çekti. Şu an tam kıvamda, altını kapattık. Bunlar da soğumuş olacak. Serpil de parmak kalınlaştı mı? Kalınlaştı mı? Hepsi açılacak. Tek tek indirecek. Sonra bir şey söyleyeyim mi Nermin abla? Bunu ilk önce suyla yapacağız. Bir bardak suyla. Çektikten sonra iki bardak su koyacağız. Aynen. Evet efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Benimki yine yükselmiş. Niye yükseliyor bugün bilmiyorum. Bak bir iki bardak, üç bardak şeklinde limonlu sular geliyor önüme. Bir izleyicime sorayım ya, yüksek tansiyona başka ne yapabiliriz efendim? Sadece limonlu su içiyorum ama yine düşmüyor. Küçük biraz yükselmiş, 9,5. Sen şunu azıcık gibi. Yarım. Küçüğümüz, büyüğümüz de 13'e doğru gidiyor. Evet Tıraç'ım. Evet. Başlayalım. Sen lütfen otur. Ben oturuyorum. Lütfen. Sen şey yapma, kendini yorma. Sen yorma sunucum, ben şey yaparım. Ben izleyicim bana yorum yapsın. Bakayım ne yiyeyim, ne içeyim. Söyleyin. Sen bana biraz onu verirsen. Al canım, aç bakayım şurada sana. Şöyle gel. Şu an ne yapıyoruz? Şu anda sarımsak çorbanın hamurunu hazırlıyoruz. Göstereyim şöyle. Evet. Oturmak da hiç bana göre değil ama yapayım. Olsun. Arada sırada oturmak iyidir. Boş ver. Her gün yapmaktan canlı yayın. Evet, güzelce çöz. Aslında her gün canlı yayından da değil de işte. Hayat işte yoruyor. Stresli, yorgun, vücut bir yerde sinyal veriyor aslında. Nermin, kendine gel, her şeyi sen yapamazsın. Dünyayı sen kurtaramazsın diyor. At. Onun altına yazsınlar Rabişim. Fotoğraf koyuyoruz. Yüksek tansiyona ne iyi gelir? Şu an böyle ateş bastı, yanaklarım kızardı. Güzel oldu ama. Beyazım ya. Tövbe tövbe. Güzel oldu dünyama. Keyif alalım. Hamur işleyebiliriz. Sen... Ha? Anam baksana, yüzü açıyor Nermin. Sedat. Evet, biliriz. Bunu nereden öğrendin? İşte diyor, Kastamonu'yuz. Herkes öğrenir bunu. Yufkacılar bizden sorulur. Doğru, o da doğru. Yufkacıların hepsi Kastamonu'dur. Ama oklava ufak geldi Sedat'a. Benim amcam da... Olsun, bunu da beceririz. Küçük şeyle. Ne güzel açtı verdi vallahi, maşallah. Benim amcam da iyi ifkacıdır. Maş. Yakışıyor eline vallahi billahi. Maşallah, ne güzel açı verdi.
Ha. Nazar değmesin. Değmeyi kızlar yapamıyor. Vallahi neler geldi de böyle hamur açamadılar. Bak bak Sedat'ıma. Maşallah. Çocuk becerikli, on parmağında on mu? Ah ah, görmedi bu Türk halkı. TV8'de bu şeyleri. Hep üzüntülü. Neyse, Beyaz TV ekranları senin içindeki cevheri şu an çıkartıyor. Bekle sen. Üzüntü yok artık. Yok, yok. Geride kaldı. Geride kaldı. Yenilikler yapıyorum zaten Rabia kendi hayatımda da. Rabia paylaştı şu an fotoğrafı. Nermin bak bak bak, şıp 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 da açıyor. Şöyle yapayım. Tabii yeri daha çocuğun, yerini açmadık. Zaten hayatta yenilikler yapmak çok güzel. Şimdi evi yeniledim komple. Çok güzel ustalar buldum. Evimi bak, vallahi 20 günde yaptılar. Allah razı olsun. Buradan onlara selam gönderiyorum. Gülüyor musun? Normalde herkes 2-3 ay uğraşıyor. Dedim ki bir yenilik yapayım bu sene 2023'te. Evi yenileyerek başladım. Sonra inşallah dişler mişler derken halledeceğiz. Evde mi yeniledin? Evi yeniledim. Ben de istedim. Nasıl yaptın? Çok güzel yaptın. Çok güzel ustalar. Yani ustalarım ama... Seni arayayım o zaman evimi. Kesinlikle. Perdecilerimden tutun. Oh. Avizelerime kadar. Hepsi çok iyi ustalar. Tamam. Seni arayacağım. Seni. Kesinlikle. 20 günde bitmiyor. Normalde arkadaşım aradı. O kadar dedi ki... Çok şey yapıyorsun Sedat diye. Çok 2-3 aydan beri uğraşıyorum dedi. Ben dedim ki uğraşma. Ben sana yardımcı olacağım. Sen korkma dedim. Bak. Aa, becerikli bak. Çocuk. Ben de evi değiştireceğim. Hakikaten oktava da küçükmüş. Öyle tabii. Şimdi oğlumuza sığmadı. Seyfil. Evet. Nermin bir de ailesine o kadar düşkün, bağlı bir çocuk ki anlatamam. Aa tabii. Aile bağlı. Önemli. Her zaman önemli. Aile first. Aferin sana Sedat. Gözüme girdin abla. Rahmetli. Valla çok güzel yetiştirmiş seni. Nurlar içinde yatsın. Rahmetli. Çok sevilirdi valla. Bütün herkes. Kaç yaşındaydı Sedat? Ya annem 60 yaşındaydı. Allah kimsenin başına vermesin. ALS hastası diye bir hastalık var. Burada bütün ama, o hastalık şifa diyorum. Hiç kas hastalığı. Hiç tedavisi yok. İlacını bulmaya çalışıyorlar. MS gibi inşallah bulacaklar. İlk önce ayaklar, sonra kollar, yutma zorluğu kaybediyor. Ama benim annem öyle yataklarda yatmadı. Allah çektirtmedi diyeyim ona. O şekilde bu dünyadan göç etti. Severek göç etti. Zaten pandemideydi. Sağ olsun çok sevenleri de vardı. MasterChef'ten de çok güzel arkadaşlarım geldi. Berk'le Gülşah da geldi. Hep hem üçünde hem Mevlüt'ünde de geldiler. Sağ olsunlar. Ya işte hayat, bir gün varız efendim. Bir gün yokuz. Aynen. O yüzden kıymetini bilelim. Anneleri, babaları olanlar lütfen kıymetini bilsin. Gezsinler, dolaşsınlar. Ben her uçuşumdan sonra giderdim Kastamonu'ya. Hamuru okey. Tabii. Giderdim. Şimdi biraz daha açayım bunu. Ne güzel yetiştirmiş vallahi, helal olsun. İşte bakın böyle sahip çıkacaksınız, böyle yanında duracaksınız ki o tarafa göç ettiğimizde, yani evet, baki taraf aslında o taraf. Biz burada bir şekilde hayat telaşındayız ama bak ne güzel, evlat arkasından dua ediyor. Aynen. Annemin izindeyim diyor, annemden öğrendim diyor. Bunlar, bu çok güzel bir şey ya. Babam da iyidir, babam da bir köy muhtarı, köyümüzün muhtarı. Çok sevindim oldu. Tabii. Muhtar baba. Muhtardır. O da güzel. O da hiç böyle iyi işler yapar. Maşallah. Aynen. Evet, bu şimdi bitti. Bıçak alayım. Bıçak. Evet. Güzel yaptın Sedat. Sedat valla. Şip 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 başladı. Bak sana rulet de verdim. İstersen mi? Şimdi bunu biraz da unlayayım ben biraz. Bence de yapışmasın. Yapışmasın şöyle. Biraz kesecek unu... miyiz şimdi? Keseceğiz ama bunu kare şeklinde keseceğiz. Hamuruz korkmayalım arkadaşlar. Sevelim. Hamurdan korkmazsak hamur çok güzel açılır. Ama hamurdan korkarsak... Bir şey söyleyeyim mi? Aynı beni görüyorum şu an valla. Hamurla aşk yaşadığım doğrudur diyor Sedat. Bak. Nasıl keseceğim? Şimdi şöyle keseceğiz. Bak bu çok güzel. Dikkat, yavaş. Yakın çekelim. Bak şöyle. Heh. Oklavaya doladın. Böyle doladım oklavayı bak. Biraz bizim oklava küçük geldi ama olsun. Olsun. Yaptık en azından. Elindeki malzemeyle yapmak önemli değil mi Sedat? Evet, aynen. Bu arada uçan açıla öyle herkes almazlar. Çok büyük sınavlardan geçiyorsun oraya girmek için. Değil mi? Tabii öyle, sen önemli bir hava yolunun şeyisin. Öyle önüne geleni almazlar. Türkiye'ye, dünyaya mal olmuş bir hava o yüzden, şirketi. O yüzden hep ödüller alıyor yemeklerden. Yani bizim gibi insanlar dolayısıyla oradaki çalışanlar hepsi büyük emek var orada. O yüzden dünyada hep bir numara. Yemekleri sen mi yapıyorsun? Biz yapıyoruz, çalışıyoruz yerde. Evet, bak havada bunu böyle kaldı. Hazırladık. Tamam, ortadan kestik. Bak ne güzel, hepsi eşit kesildi. Eşit kesildi. Şimdi 3-3 alalım.
Görsün Türk halkı da şöyle. Şöyle. Harika. Şimdi bakın böyle keseceğiz arkadaşlar bak. Şöyle. Çizilmiyor Sedat, rahat kesebilirsin. Ha, tamam. Bu nasıl bir özellik? Porselen ya, çizilmiyor. Oh, daha böyle rahat şeyler çizilmiyor. Evi döşerken bunu unutmuştum. Bu porselen tezgahlar yeni geldi, hiç çizilmiyor. Ay vallahi bir şey söyleyeyim mi? Evi gerçekten yeni mimarlık çok zor bir şey ama Allah hep insanlar karşına çıkarınca güzel oldu. Elhamdülillah. Şimdi güle güle olsun. Arkadaşlar şunu şöyle alacağız. Biraz bu hamuru size bağlı bir şey yani güzel şey. Çok da güzel taze hamurmuş. Rahat rahat çiz, hiçbir şey olmuyor vallahi. Tamam, ben korkuyorum böyle şeylerden. Yok yok, rahat ol. Ne güzel bak, şeyi de biliyor. Şöyle. Valla taze unmuş ha. Güzel güzel. Bir şey söyleyeyim, bizim unumuz gerçekten çok güzel. Süper. Ev usulü yapmak lazım. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Kastamonu'da siyaz unu da biliyorsunuz meşhur. Bulgur'da. Kesinlikle. Siyaz sarımsak başladı mı Sedat? Başladı. Başladı. Değil mi? Ne farkı var siyaz sarımsak? Ya şu anda bir şey yapmayayım ama yani yararlı diyorlar ama bir gün biz bakalım internetlerden ne şey var. Pek fazla ben hani şimdi yeni yeni yapılmaya başladığı için pek fazla bir bilgim yok. Böyle yapıyoruz. Ama bak. Aynen. Onları şimdi ben unlayacağım. Elle bu şekil görüyorsunuz. Çok cevap mı gelmiş? Ah kurban olayım, beni düşünüyorlar. Severim ben sizi. Un koyacağım benim. Evet. Şöyle hemen bakıyorum. Bakın. İzleyicim bana ne yazmış. Bak şöyle. Şöyle yapacaksınız. Ama ayrıldılar. Bakın şöyle. Bak. Evet. Süzgeçten de unumu silkeler misin, ister misin? Yok, böyle kalsın. Çünkü bunu un katmayacağımız için onu şeyle pişecek. Tamam. Bu normal bildiğin doğal şeylerçi, kendi unuyla. Mis. Su iç diyor, kekik suyu diyor Serpil. Kefir. Kekik suyu. Ha kekik. Kekik kaynatayım acaba? Kekik suyu. Yok. Kaynatayım. Kaynamış kek, onun için ne yapacak yani? Şimdi şeyi söylemeyi unuttuk. Ben konuşayım biraz, görüyorum ama kusurmayın. Konuşalım. İlk önce bir bardak suyu koyduk, görüyorsunuz yeşilliğini. Çıktı burada güzel bir şekilde. Sütü çıktı. Nar ekşisi de düşürüyorum. Ondan sonra buna biraz çektikten sonra sütünü ilave edeceğiz ve bitecek. En son tereyağısını. He, en son tereyağı koyacağız. Aynen. Tamam. Aynen. Tamam çocuğum. Biraz daha kaynadıktan sonra sütünü ilave edeceğiz, kaynasın. Sonra da elma turtayı yaparız, sonra şeye geçeriz. Kekik suyu, bol su için, zeytin yaprağı çayı, sarımsak yiyin. Kupon yemeyeyim, kupon olayım. Bunu kaç kişi çalışıyor? Yiyeceğiz şimdi. E vitamini eksikliği yüksek tansiyon yapar. Bende de vardı. Şimdi hemen bir sıcak su ayarlayalım. Diyet yaparken ekmek yemiyordum. Dinlenin Nermin Hanım. Limon suyu demiş. Sarımsak düşürür demiş. Şey için. Çorba için. Bilaltı. Ben bilaltı kullanmıyorum normalde. Benim bu ikinciye, üçüncüye yani ben normalde düşük tansiyon şey yaparım yani. Düşük tansiyonla gezerim. O yüzden bir ilacım yok. Sarımsak dengeler diye biliyoruz. Kırmızı pancar. Biraz hiç duymamıştım. Hamur olmasın. Sarımsak yutmak iyi gelir. Yutuvereyim ya. Aynen, bence benim de bir tane dayım vardı, öyle yutardı. Yutar mıyım Serpil, boğazıma takılmaz değil mi? Nermin çok karıştırdık, dur bir dakika. Şimdi kekik suyunu koydum. Serpil bana kıyamıyor. Ben size şimdi yayın bitsin hemen karşıya götüreceğim annem, dur. Tamam. Ha, bak. Şimdi biraz da soğuk su ilave edelim. Ha. Hemen edeyim. Tamam. Nar ekşisi, az önce ölçtük hocam reklam arasında, yüksek. Sarımsak, limon, şifa diliyorum demişler. Allah razı olsun. Yapıyoruz ya. Tamam. Olacak bu böyle. Ne yapayım? Evet, hamurlarımızı yaptık gidiyor. Gördüğünüz gibi. Şöyle güzel böyle bir aralarından çektik. Gördü tane tane oldu. Ve sonra ılık suya. Şey bir yapar mısınız geç? Yok hiç. Bu hayır. Neden biliyor musun? Yoğurt, bunu un koymayacağız ya şey içine. O yüzden bu kendi hamuru geçecek. Meyanesine. Tamam. Aynen. Şöyle ara ara karıştırarak. Bak nasıl yaptık. Sedat her şeyi de biliyor ne? Ya diyorum ya size. Maşallah bilmiyorum. Sana. Hah. Ya, suyum kaynıyor. Bu kadar özgüvenle yapamam diyor yani. Aynen. Kekik atayım ona azıcık şimdi ben. Suyum kaynıyor. Evet. Ah cezve. Siliyorum bunları. Sil annem, sil annem. Ablası kurban olsun. Ha. Temizlik. Nermin bir tane yeter mi bir tatlı kaşığı acaba? Yeter ay. Tamam. Kekiği de severim. Şöyle bir taşım kaynasın kapatayım. Tamam bir de onu içeyim inşallah. Şifa bitkilerde diyor ya Rabbimiz. Şimdi hemen elma tartı hazırlayalım. Bir borcam alalım ya da elma tartı alalım. Cam fırın kap tabi. Vereceğim şimdi evet. Canım içi. Ben vereyim mi? Yok yok hayır sen, bekle. Sen otur. Aman.
Bu tamam, dinlensin bu, dinlensin. Kendimi kaynana gibi hissettim. Dur sen bir dur, sen bir dur, gelme. Balkanlarda meşhurdu kaynanalar. Sever kaynanalı yapmayı. Benim ağam kurban olsun, hiç sevmedi. Ama ben severim, bir tane oğlum var. Fena yaparım, tutam. Elim aşağıdayımdır diyorsun. Yapar, ay okuyamaz ki ya. Ben. Yapamazsın. Yapamam. Bizde yok. Yapsak bile üzülürüz. Ay yapsam bunları yaparım. Hiçbir şey yapıyor muyum çocuğum? Şimdi size? Bunu bir sıvı yağlayalım. Hiçbir şey yapmıyorum valla. Şu tamam. Anamdan ne gördüyse o. Şöyle efendim. Kendinizin de bir kadın olduğunu, kendinizin de bir kız evladınız olduğunu. Bu tarzlamında bunu koyuyorum ki bu yağ biraz yapışmasın diye. Şöyle biraz unla. Ondan sonra hiç kimse kötülük yapamaz. Hamuru alayalım hemen. Hamuru ben açayım burada. Ben bunun çamurunu şöyle altına kağıt koyup yapıyorlar ya, öyle de yapabilirsiniz. Ben bunu kendim şimdi ellerimle yapacağım böyle. Değil ya mi? Ben yarışmada da hiç şey makineleri kullanamadım biliyor musun? Neden? Ben de kullanamadım. Hatta YouTube'da var. Yani seyahatin zor anları diye. O kadar zor ki yani yapamıyorum yani. Makinelerde herhangi böyle bir şey yapamıyorum. Ravioli'yi bile elimle açtım orada. Hadi ya. Aynen. Çok. Wow. Evet. Şimdi. Neden ya... kullanamıyorsun? Zaten ben bunu yoğuramıyorum. Ya şimdi hep... Hissetmem gerekiyor hep değil mi? Hep şimdi böyle... Öğrendik ya doğal ortamlarda yapmak. Çünkü eskiden öyle şeyler yoktu. Makinesi de şuydu bunu elle yapıyorduğumuz için. O yüzden hep annem de bizi hep öyle alıştırdı. Şimdi ne alıştırdı? Hep böyle... Değil mi elle? Elle, her şey elle. Şimdi böyle hep yayacağız her yerine. Böyle pişirme kağıdı arasında oklavayla da açtığınızda da oluyor. Evet, o, ben onu daha yapmıyorum, aynen. Biz açım, ben de böyle yapıyorum Sedat gibi yani, açıkçası söyleyeyim yani. Yani tabii şimdi buradan pastacılara, ustalara selam olsun. Hani şimdi her şey çıktı için onlar kolay işler sürüyor ama biz alıştığımız için böyle eski usulü geleneksel. Öyle mi? Aynen. Benim ablalarım da öyledir, hiç kullanmadı. Kaç tane ablam var? İki tane ablam var. Burada onlara selam söylüyorum. İsimleri ne? Serpil, Serap. Serpil? Serap. Serap. Bir de Serap. Üç. Serpil, Serap. Öpüyor seni. Evet, öpüyoruz. Sizi. Yeğenlerimi de öpüyorum burada. Yeğenlerimi kıymetlileri öpüyoruz. Var onun bir kıymetlileri. Evet. Ben hep görüyorum. Bir tane. Sardın mı Serpil parmak gibi? Vallahi sen, senin haberin yok tabii, sen hastasın da ondan. Yükselmeye gitmiş. Yükselemiş sardın. O da yardım etti. Serpil sen benim arkamda dur evet. dedi. Evet. Of of. Şey mi? Kekik kekik kokuyor. Fincana koyayım ister misin? İçerim böyle. Na hastanın çok konuşma hakkı yok. Bakıyorlarsa susacak. İçerim ya ben. Evet. Ve? Sedat var ya, helal olsun sana. Becerikli çocuksun ha. Vallahi bak helal olsun. Şimdi en son ne yaptın? Sedat seni Alman yaşamış ha. Ellerim de temiz ya vallahi. Bir güzel oluyor ki bak bak. Gibi ya. Şimdi en son... Sen yaptırmazsın, kendin yaparsın her uçakta şeyi. Uçakta da ay, çok kızıyor bana ekipler. Yeter yeter bize de yaptır diye. Buradan tüm uçucu personel arkadaşlarıma selam gönderiyorum. Enerji patlaması var Serpil. Evet. Var var. Ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz bilmiyorum ki. Bir de bana bir çatal verirsen Serpil ablacığım. Hemen bunun biraz havasını aldıralım. Çünkü yakala ablacığım. Şöyle bakın. Önden pişirme yapacak mıyız? Hayır. Çünkü bu şey turta gibi olduğu için tamam. Yapmayacağız. Bunun üzerine kakaolu herhangi bir şey yapsaydık. Bütün tart hamurlarını bunları kullanabilirler. Kıtır kıtır olacak. Bana güvenebilirsiniz. Instagram sayfamda yaptım babaannemle birlikte. Neydi Instagram sayfam? Sedat Şef. Sedat Şef'e de bakarsanız. Aynen. Orada ara ara böyle gittiğim ülkeleri. Evet. Gittiğim ülkeleri tanıtıyorum. Daha yeni Tayvan'dan geldim. Orada... Takip edin Sedat'ı. Çok güzel tarifleri var. Sedat'la birlikte tüm dünya ülkelerini geziyoruz. Sedat'cığım bu kaynağı da kıstım, hatta altın taşırıyorduk. Tamam aynen. En son içini yapalım. Şey... Kendimi şeyde hissettim. Yüksel Allah razı olsun. Tatile gitmiş gibiyim şu an. Burada şeylerimiz var ya. Güneş tepeden sıcak. Vuruyor böyle. Şeydeyim şu an sanki. Ateşim çok seninki. Maldiv adalarındayım. Maldiv adaları da güzeldir ama Mauritius daha güzel. Ateş gibi. Ayakların üşüyor mu? Elim üşüyor da mı sanırsın? Evet. Şuradan güneş geliyor. Şimdi bunu yaptık. Hı. Ondan sonra bunu ilave ediyoruz. Dolaptaki en son şeyimizi getirmişsin Serpil amcığım. Maldiv adalarına. Maldiv ve Male Colombe'ye gittim ama en çok Mauritius güzel. Orada çok köpek balığı var. Ne şanslısın var ya. Mauritius, Mauritius daha güzel köpek böyle. Köpek balığını gördün mü yakında? Çok. Oo, Afrika'da, Güney Gezdin Afrika'da. Gezdin mi sen köpek balığının olduğu yere? Afrika'da Temmuz ayında oluyor. Güney Afrika'da. Cape Town'da. Ama patlar beyaz köpek balıkları. Aman tehlikeli. Beyaz zaten... kıtlamıyor mu?
Yapar mı? Islar. Islar, ısırır da o şey, kafes gibi bir şey giriyorsun, orada bakıyorsun hayvanlara. Çocuğum, ne gerek var öyle şeylere? Ama işte adrenalin. Biz bir kere Özbekistan'a gittik. Böyle çok güzel hayvanları geziyorduk. Birden bu çığlık atmaya başladı. Ama ne çığlık. Döndü bu yüzden oradaki kadın, yazık Süreya. Oh, dedi. O dedim. Bunu görünce böyle oluyor dedim. Dünyanın her yeri. Türkiye bir başka güzel ama dünya bir başka hani, güzel. Uzun. Böyle evet. Kıvrak. Onu gördü. Kaçak yer aradı. Bu donmamış hiç. Evet. İsmini vermedim Serpil kötü olsun. Buz olacak. Olmaz o ama biliyor musun? O zaman kadar olur. Şöyle yapacağız. Ben rendelerim ama ona. Dur, ben yine yapacağım. O kadar oluyor bizim dolapta. 2 saatte. Böyle arkadaşlar evet. Kar taneleri yapacağız. En son üzerine. Ondan ödül patladı bu. Aklı çıkıyordu. Şey, ben en çok doğal yerlerde yetişmesini seviyorum. Güney Afrika'da da hep doğal. Bir de şeyde Kenya'da çok güzel doğal ortamlarına yetişiyor. Ne yaptı öyle? Yoktu orada. Gördün mü? Yok yok. Ha. O yetişmesi taraflarını. Şu kablo gibi böyle. O yüzden hayvanat bahçelerine pek fazla gitmiyorum ama şey o doğal ortamlarında yetiştiği gibi. Bunda hiçbir yere gidilmez demek. Aklım tuttu zaten. Kadınlar döndü bana bakıyor. Bu çığlık atıyor dedim. Gel annem falan böyle bağrıma bastım. Ondan sonra Süreyya dedi ne oldu dedi. Şey dedim onu görünce dedim öyle oluyor dedim. Ne güzeldi geziyorduk aslında keyifli keyifli. Değil mi Serpil? Öbürküler güzeldi ama. Şimdi kar tanesi gibi yaptık arkadaşlar. Bunu 180 derece ısıtılmış fırına atacağız. Yarım saat pişireceğiz. Ben alayım gideyim Sedat'cığım. Evet buyurun. Yarım saat yapacağım. Aynen tam yarım saat olacak zaten. Tamam güzel. Şunları da koyayım mı? Burası temiz zaten. Gelin kızlar çalışıyor. Aynen. Şimdi hazırlayalım malzemesini şeyin. Tamam. Çorbanızı istersen evet, şey yapalım. Evet yapalım hemen. Sedat derecesi aynı. Nedir bunun? 180 derece. Alanya'daki o köşe başı odada ısınmış 180 gelin, derece. Fan istiyor musun? Kaynana oturuyor onun gibi hissettim. Şey mi, ha? İşte evet. Ne görürse insanın aklında kalıyor. Evet şimdi malzemesini hazırlayalım. Sedat'ın enfes mutfağı. Yok. vallahi olur yok. Mu? Yok bak. Maşallah. Şimdi yoğurdumuzu ilave. Ne için yapıyoruz bunu Sedat? Bunu görüyorsunuz. O kadar güzel oldu. Bir gel. Şöyle bir görsen. Tamam. Bak görüyor musun? Aynı. Böyle aman, oldu. Aman ne güzel oldu. Aynen. Aa bak onu bu kıvama yaradı demek aynen. Ki. Aynen. Şimdi. Evet. Bunu önden hazırlayıp kurutup yapabilirler evet, değil mi? Evet. Bunu mesela yapıyor, kıştan yapıyorlar. Kavanozlara koyuyorlar. Kalıyor. Ha, fırında falan da kurutulur bu. Al Sedat'ım. Evet. Hafif kavrulursa daha da güzel olur. Benim hazır vardı dedi ki ben hazırla uğraşamam Serpil abi ben yapacağım dedi. Aynen. Hamurumu dedi. Biz de hazır var. Nermin enfes falan geliyor hazır yapmaz mı? Yapmaz. Yok. Ben bile seviyorum öyle hani şey yapmayı. Benim misafir ağırlamayı da çok severim bu arada. Çok arkadaşlarım da gelir gerçekten. O yüzden evimi biraz ondan yeniliyorum. Bir gün sizi de davet edeceğim. Kaç diş tırmızı tabii seversen. Koyalım. Bol bol koyalım. 4-5 diş koyun. Sedat'la gelen bir kız vardı. O ne oldu? Gülşah. Evlendi. Gülşahçım evlendi. Mutlu mu? Gülşahçım evlendi. Mutlu. Şeyde yaşıyor. İzmir'de. Öyle mi? Dükkan açtı. Gülşah çok... öpüyor seni. Gülşah güzel ev yemekleri yapıyor şu anda. Becerikli kızdı vallahi. Beceriklidir. Biliyor musun? Yaşadı kocası. Burada yapıyordu zaten. Çok becerikliydi. Aynen. Görmüştük yani elini O da kendini göstermedi ama o da çok yeteneklidir. Arkadaşı kankam diye demiyorum. 10 parmağında 10 marifet kızdı valla. Mutlu mu? Mutlu. Eşi de çok iyi. Kimlere evlendi? İzmir'e gelin gitti. Ege'ye gelin gitti. Şimdi. Hak ediyordu o kız. Güzel. Aynen. Biraz bağlayalım mı? Bağlayalım bak böyle. Kesinlikle. Biraz bunun üzerine soğuk su atacağız. Çünkü şey olmasın diye. Tamam. İstersen biraz soğuk su alalım evet. Serpil Hanım. Görüyorsunuz. Oh. Şimdi biz burada ılıştırıyoruz ki kesilmesin. Biliyorsunuz yoğurt direkt kaynayan şeyin içerisine dökülürse üzeri böyle kaymak kaymak olur. Aynen. Her zaman böyle çorbanın sıcak suyundan alıp dengeleriz. Evet. Şunu değil şuna. Ha özür. Buranın da tabii soğuğunu aynen. Ayarladık. Aynen. Ayarladık mı? Şimdi yavaş yavaş. Tamam. Bakın arkadaşlar. Bu da şeyim üstünün. Evet. Görüyorsunuz. Vallahi görüyoruz. Süpersin Sedat. Şimdi biraz daha. Bak hiç bırakmıyor. Aynı ben. Sen şuraya oturup o kekik suyunu içer misin lütfen? Dolanma. İçiyorum. Yavaş dikkat et. Ona dikkatli otur. Tamamdır. Biraz bu kaynadıktan sonra. Oh. Mis. Aman. Biraz tuz atalım buna biraz.
Ha, biraz daha tuz atalım. Vallahi Sedat'ın hakimiyeti beni bitirdi. Nerede? Gerçekten iyi ki bugün Sedat'ı çağırmışız. Evet, şöyle. Ya dün olsaydı, ya yarın olsaydı ben yapamazdım. Şimdi... Neyse, cennete bırakırdım. Cennet oynaya bitirirdi. Bir tane tahta alalım. Hemen sen... Ben buna normalde siz evlerde hani taze nane bulamıyorsanız... normal nane kullanabilirsiniz. Ama ben biz hep her şey doğal yediğimiz için bunları kullanıyoruz. Taze nane mi? Aynen, taze nane her zaman iyidir. Yağını eriteceğim mi Sedat? Hiçbir şeyden erinmiyor. Yalnız o işte aşk böyle bir şey gerçek. Bak Uma, ben de sen şimdi olsa Serpil'de mi sen ayakkabını derim ha? Bak hiçbir şeyden erinmiyor Serpil. Nasıl tut 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 tut. Evet. Aynen. Sedat Allah seni alan yaşamış Sedat. Babaannem, anneme rahmetli annem bakarken köyde gelin diye koymuştum. Değil mi? Her şeyi yapıyorum ya ki şaşırıyorlar. Öyle derler ya gelin annem, kız. Annem diyorlar ki, annem diyor ki hiç kafam şey olmadı derdi yani rahat et derdi. Gelin kız derler. Gelin de şu an gelin yukarı. Benim anneme ben hala derim gelin kız gibisin şöyle, derim. Bundan kocası ya. Kurban olayım bak Nermin ablasını düşünüyor. Ben seni birazdan götüreceğim tatlım benim götüreceğim. Nereye götüreceksin sen? Karşıya hastane hemen 5 dakika. Siz devam edin, devam edin dedi. Devam edelim biz. Ben yayın sonrası... O iyi olacak, iyi olacak. Yemek deyince kendine gelecek şimdi. Yemek deyince kendine... Yemiyor, tatlı yemiyor, tuzlu yemiyor, yemiyor. Aa, olmaz öyle. Geziyor. Ondan sonra... Bak görüyorsunuz hiç arkadaşlar, hiçbir kere kesilme olmadı. Mis. Onu biraz... Sütünü koyalım mı? Sütünü koyalım artık. Hadi bismillahirrahmanirrahim, hadi bakalım iyi yolculuklar. Aynen, şöyle görüyorsunuz sütünü. En son buna da... Oh, çatladı mı? Yok be. Yok, o çatlaması ısıya dayanıklı o. Tamam. Bir anda şey oldu. Bir süt daha atalım onu. Bir yarım bardak daha. Olur canım benim. Olur. Bakın arkadaşlar, seyirciler görüyorsunuz hiç. Değerli izleyenlerimiz. Aynen. Siz biraz daha yoğurt ilave edebilirsiniz. Bir daha. Bizimkisi iyi ama değil mi? Bizimkisi iyi. Oh süper. Evet. Şimdi tereyağının üstünü mü gezdireceğiz? Evet gezdireceğiz. Biraz da atalım, açın atalım. Allah'ım su yükseldi herhalde ölçmüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yanaklar da ateş gibi oldu. Olsun yayını mı yapacağım? Evet. Hadi bakalım. Tamamdır. Şimdi kabak şayanına geçeceğiz. Vallahi ölçmüyor kız. Error veriyor. Gördüğünüz gibi. Bir şey yaptık. Nane taze ilave ettik. Şimdi güzel kavuruyoruz. Ardından da toz biberini atıyoruz. Çorbamızı ilave edeceğiz. Sedat devam etsin. Evet. Sıcak kız. Ateş gibi oldu. Isıtayım. Kokular ne güzel geliyor. İnşallah bunları evde deneyin. Abla sen kadınsın. Evet gördüğünüz gibi şöyle gösterelim. Bak bu taraftan dök ki şu arkadaş görsün. Evet, şöyle mi dökeyim? Evet. O görsün. Bakın, hiç kesmedi. Yedin. Bakar mısınız çorbaya? Bakın. Hiç. Yapmak hani yoğurt normal kesiliyor ya. Tabii. Kesinlikle. Bak. Aynı benim bravo gibi Allah Sedat. Bak işte. Vallahi ya, bravo. Babaanne bilmiş. Gelin kız gibi diyormuş ya. Vallahi. Gözüm arkada değil diyordu. Annem de öyle derdi. Ablalarım da öyleydi de. Şimdi. Ya işte bak. Şöyle biraz daha böyle bir. Kaynasın bir tutam daha hemen atacağım. Ben Sedat'a yaptıracağım şimdi dur onu. Sedat benim böreğimi sen yapar mısın? Yaparım. Hah bak. Şimdi bak gördüğünüz ya. Gibi. Yaparım dedi hemen. Teşekkür etmedi. Yapar gördüğünüz gibi. Analar neler doğuruyor. Şimdi. Oh. Aman mis. Alkış. Evet. Bravo. Gel. Kaldı düştü. Vallahi süper. Bitti. Hemen helal altı olsun. Kapatalım. Kendi şelibisiniz. Görüyorsunuz. Bunu evde hemen yapın. Hemen. Hemen yapın. Bak hemen hamurumuzu açtık yaptık. Her eve Sedat lazım. Aslında biliyorsun gerçekten üşenir. Elimiz alırsa her şeyi yaparız. Ama Sedat nerede? Için... Avrupa yakasında mısın Asya? Anadolu yakasındayım. Uzaksın şimdi... Sedat. Uzak değilim ya. Evet tamamdır. O başaralım bir ayı uzaklığında. Şimdi Nermin'in böreğini getiriyorum tamam, Sedat. Tamam. Nermin'in böreğini anlatıyorum ben sana. Hamurumuz tamam. Hazır. Tamam. Güzel ikiye böldük. Tepsimizin altına... Sen kalkmayacaksın ama. Sen getir. Sebzemizi nasıl soteyeceğiz? Ben sana anlatacağım. Tamamdır. Şimdi sürpriz şunu... oldu bu Sedat'a. Sürpriz olmadı güzel oldu. Bak ben de bir şey öğrenmiş olacağım. Öyle deme. Kurban
oldum ya. Aynen. Bak işte. Aa, Master Chef'teki gibi şey. Sürpriz malzemeler. Evet. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Bu börek bugün bana hazırlanmış bir sürpriz börekti aslında. Kapalı börek olarak hazırlayacağız. Bir su bardağı ılık suyumuz var. Bir paket mayamız var. Bir tatlı kaşığı şeker. İki yemek kaşığı zeytinyağı. Aldığı kadar un ve tuz. Hamuru yoğurmayalım. Hamurumuz yoğrulmuş ve hazır zaten. Evet. Nasıl bir hamur yoğuruyoruz? Hemen ondan bahsedeyim. Ilık suyun içerisine mayamızı, şekerimizi koyduktan sonra bir 5 dakika kadar köpürmesini sağlıyoruz. Köpürdükten sonra içerisine sıvı yağını koyup yavaş yavaş tuzla birlikte unu ilave edip hızlı bir hamur yoğuruyoruz. Yine elinizden böyle ayrılana dek yoğurmanız gerekiyor. İç harcı için önce iç harcını hazırlamamız lazım. 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 200 gram mantar, 1 adet kapya biber, 100 gram kaşar peyniri rendesi. Üzeri için ise bir adet yumurta sarısı ve susama ihtiyacımız var. Şimdi mantarı, biberi hafif tavada soteleyeceğiz. Yumurtanın sarısını üzerine süreceğiz. Hamurumuzu ikiye böleceğiz. Canım. Bu bir tık ufak aslında, biliyor musun? Bir tık büyük olsa çok daha güzel olur. Şey, hamurumuzun şeyi çok değil Nermcim. Sıvısı tamam. bir bardaktı ya. Tamam. O seni yanıltmasın şimdi. Kaynana gibi beğenmemezlik yapamam. Oturuyor. Hemen buna boğrayım ya. Susturmam lütfen. Gerekiyor, biliyorum. Hemen. O yüzden. Aşk tamam. olsun. Tamam kızım, hiç sıkıntı değil. Nasıl? Deminki horozluğu yapamıyorum. Mantarı böyle mi istiyorsunuz, şöyle mi? Olur olur olur. Yaprak yaprak incecik. Nasıl uygunsa sizin için evladım. Kaynana modura geçtin Ermin. Hiç sıkıntı yok. Bak ne mülayim kaynana. Elleri maşallah şey gibi işliyor. Bak 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 bak. Aman, aman, aman. Evet. Sayın seyirciler, Nermin'in mutfağında güzel bir böreğe hazır mısınız? Kabamın bu kadar ısınması normal. Vallahi patlayacağım. Şundan iç iç. Ben fark ettim, sıcacık. Her yerin sıcacık. Ben hiç böyle olmam. Sırtın da öyle. Buz gibi üşürüm. Evet. Nermin'in mutfağında Nermin ablamın böreğini yapıyoruz. Nasıl yapacağız? Anlat Sedat. Şimdi sebzelerimizi güzel güzel soteliyoruz. Evet. Sonra ikiye böleceğiz hamuru. Yayacağız, yağlayacağız. Üzerine sebzeleri döküp fırına vereceğiz. Leb demeden de leblebi anlayan işte. Çok severim. Çok severim. Sen onu böyle şey diye koklayıp duruyorsun. Annem bana lamur yapardı. Ağlardım, içmezdim. Atıyorum şimdi mantarları. Hopa, he, mis. At canım benim. Oh. Bak bak çocuğum, hem maharet hem her şey çalışıyor, işliyor ya. Kastamonu türküsü gönderin bir tane bize. Aynen. Aa, çok güzel söyledi. Aa, tridine bandım. Bunları evet. tridine bandım. Aynen. Bedava mı sandım? Para verip aldım. Aynen. Bir de bizim oranın insanın şeyini seviyorum. Yöresel kıyafetleri daha hiç hala duruyor. Hala giyerler. Abi dahakine bana getir o zaman. Giyin. Kesinlikle. İnsanlarımız giyer. Bir de insanların şeyi seviyorum. Hep betonarme yapmıyorlar evleri. Ya da hiçbir şey yani başkalarına vermiyorlar tarlanı. Hep kendi halkı. Ama sonbaharda kesinlikle görmenizi isterim. Rengarenk. Kanada gibi her yer. Öyle mi? Aa, Kanada rengarenk. Hep gazeteler yazar. Tabii rengarenk sonbaharda. Ne bilek kardeş, biz gitmedik. Hastam onu. Bizi çağırın, geleceğiz. Aynen. Ha, mantar da toplarız. Mantar da toplayacağım. Yayında da yapacağım. Aynen. Taşköprü sarımsağı da alacağım. Siyah sarımsak çıkmış. Onu da hiç görmedim. Ondan aynen. da alacağım. Kesinlikle gideriz. Ablam zaten Taşköprü yakınlarında oluyor. Ortanca ablam. O her şeyi biliyor. Eniştem de. Tamam. Mantar beraber bizim, gideceğiz ama Sedat. Kesinlikle. Mantar da zaten bizim köyde, Alınca köyünde dolu var. Öyle mi? Herkese yetecek kadar toplarız hep beraber. Köylüler bile gelir. Ama ne güzel olur Sedat. Ben şimdi, kanaldaki yöneticilerime de getirelim. Kesin. Böyle bir jülyen mi yoksa ortanın ikisi mi? Böyle jülyen yapalım. Tamam. Çok güzel oldu. Duruma bak, bu şey makine gibi, ondan makine kullanamıyor. Evet. Bak hepsini tık tık tık, makine bu kadar muntazam doğruyor. Ya kendini gösteremedi ki çocuğum orada. Ha, geldi benimki. Kim geldi? Kastım onunla tekrardan saygı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Kucak dolusu. Hemen alacağım ben onları. Tamamdır. Sedat'ımız bize şimdi bir börek yapıyor. Benim yapamadığım tamam. böreği hazırlıyor. Tuz, karabiber ve pul biberi bu ilk çekmeceden. Tamam, hemen onu alıyorum. Aynen, köşede yavrum. Tamamdır. Koyuyoruz, tatlandırıyoruz. Aslında bu sebzeli bir börek olacak. Yani evet, ödem çayı yapıp da içebileceğiniz bir börek değil ama Serpil bundan yemeyeceği için sıkıntı yok. Ben çorba içeceğim. Tamam. Bakın. Hamur çorba da hamur var, olmaz. Tamam mıdır?
Tövbe de fazla şey yapmayalım. Yo yo tövbe. Şimdi ben... mu hocam? Bakın şöyle. Gayet güzel. Buyurun. Harika ötesisin. Bravo. Bir alkış gelsin. Haydi. Allah'a billahi Sedat. Hamurumuz açana kadar dursun. Tamam hamuru. Sedat'cığım hamurumuz orada. Bunu mu kadar yenisin? Evet. Yok yeni bunu. Tamam. Sedat. Al canımın içi benim. Sen... Hamuru yapmayacağız yeni. Tamam. Bunu mu? Bunu direkt onunla tamam. Devam edeceğiz. Aynen. Onu böyle alalım mı? Tamam. Tamam. Un sert tezgahında tatlı. Tamam. Evet. Yanaklarım al al oldu. Ne bileyim, iyi misin gerçekten? Ha? İyiyim inşallah. Vallahi bak endişeleniyorum ha. Yarına çıkarsak geleceğiz. Ha? Ne güzel de kabarmış. Bir vakti saati var. Mayalı değil mi bu? Evet. Herkesin bir vakti saati var değil mi Sedat? Evet. Allah vermesin. Mı ziyan etmeyelim? Evet, evet, hemen onlar... bak böyle yapıyoruz bunu. Hemen göster. Hemen gösteririm ablam. Şöyle. Bunu açtık ya getir o spatulayı ablam. Heh. Bak böyle hemen kalkı veriyor. Ben bak. Buradan rahat edemem çünkü o gider. Hastaya oradan gene duramıyor. Ziyan ama benim gibi ben de öyleyim. Doğrusu bak. Şöyle. Aynen onu alıyorsun hemen evladım. Bak mis. Oh soğudu valla. Tamamdır. Aldı bak. İşte bu. Ben tertemiz. Daha tamam. Sedat'cığım ben şey alıyorum. Bir şey de olursa torunlarım görür. Tatlım belki alıyorum. Babaannem, anneannem yayında ne güzel yapar. Tatlısı. Bak 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 tarta gel gel. Terpi ben burada ölümden şurada konuşuyorum. Sen tat diyorsun hep boğaz verdin. Oh, oh şuraya bakın. Oh oh ikisi de gitti tartın şeyine düştü. Nermin Allah gecinden versin ben varım daha sana bir şey olmasın dur. Ben senden 2 yaş. O ben belli olmaz. Ben senden 2 yaş biraz daha dursaydı ya hafif biraz daha kızarsaydı. Hafif. Evet evet Serpil olmadı. Evet. Bence güzel oldu. Şey, altını da biraz şey fanı kapatalım istersen. Alta indirmemiz gerekiyor onu. Yok aşkım pembeleşmiyor. Evet evet o biraz daha beyaz hafif. Duruyor. Heh, tamam. Şimdi evet tamam. Bunu böyle biraz yaptım. Heh, ikiye böleceksin orayı. Tamam. Çok onu yoğurmayalım mayalı tamam. Ya. Tekrardan bekletmemiz İkiye gerekiyor. Şöyle mi vereyim bu şekilde mi? Heh, o şekilde böleceğiz. Ay maşallah. Serpil şu gri tabağı. Evet hemen şimdi pözüleyim mi? Ha, şimdi onu beze yapıp açacağız. Ah tamam. Tabanını oluşturuyorsun bu tabanı. Buraya komple. Biraz yağ dökelim. Biz pişirmek bana. Ya da sevmiyoruz. Yağlı ip yapıyoruz. Eşit olsun da. Eşit yapalım aynen. Bak dün dedim daha. Dedim ki o fırçalı şeyimizi halledin. Hiç beni dinlemiyorsunuz. Ölürsem üzüleceğiniz. Allah gecinden bak tövbe tövbe de kız. Aa sıcak bastı. Hiç ben bu kadar sıcaklamamıştım. Demek ki aramızdaki bağ kuvvetleniyor giderek. Evet şimdi. Tövbe tövbe tövbe. Şimdi. Açacak mıyım? Evet bir dört gel. Açmamız lazım. Tamam. Hemen sıra, bak kalıbın kadar açacağım. Tamam. Sonra üstünü de kapatıp pile yapacağız etrafı. Tamam. Merdanem de var istiyorsan rahat açarsın. Ben sordum da istemedi. Ha o kolayla açıyor tamam. Eşit ayarda. Tamam sen bana okey de. Hı. Anlıyor çocuk lep demeden lebi lebi ayol bak. Vallahi ben burada kime anlatsam anlamazdı beni. Sedat Allah gönderdi bugün seni bana. Valla beni de size çok güzel oldu. Oh. Dün geldim uçtan güzel bir moral oldu. Oh kurban olurum yine gelsin. İnşallah. Ablası ne kozusu. Ay. Güzelce açtık. Bak çocuk yapıyor. Öğrendim. Hangimiz yapıyoruz? Başınız geldi ama hanginiz yapıyorsunuz bunları? He? Hanginiz yapıyorsunuz? Hep yiyorsunuz Nermin Hanım pişti mi yiyelim mi alalım mı? Aynen, bak çok... çocuk neler yapıyor. Tamamdır. Kimsenin başı geldi değil. Şimdi anlatamıyorum burada. Herkes güzel oldu saçlı. İktirdi bir tanesinin hepten uzun böyle havalı falan. Ha bir tane orada. Sen ne zaman ektiriyorsun? Olmadı mı? Tutmadı. Ha daha var. Olur olur. Nermin tutmamış onun tamam, ikisi. Tamam herkese ektirmişiz iyi elhamdülillah. Ama... Kardeşime de ektirdik. Tuttu mu seninkiler? Ah gözün aydı. Biraz yağlı hamur olduğu için. Ha bir doktorumuz aramış kekik suyu içmesin demiş. Ay kurban olayım ay, bak. Ay niye? Ben doktorlar ne doktorlar izliyor beni ne avukatlar. Al kızıma. Doktorda nasıl bildiği vardır. Ay tamam tamam bak ben seni götüreceğim. Ben zorla içiriyordum bak iyi ki içmedim. Ay, şimdi kesin. Nasıl iyi mi? İyi kurban oldum getir. Ben buradan yapıveririm onun şeklini. Getir annem. Aa. Böyle biraz ununu al. Oh bak küçük biliyor ya. Koy bayım. Koy bayım. Sen içme içme kekik içme, içme kekik suyunu da ver bana. Ben içirmezdim bana böyle şeyler aslında. Ya bu doğal diye ya. Neyse, ben sevmem normalde. Şey yaptım. Görüyor musun? Bunu mayayla mı? Bak doktorlarımız aynı, arıyor. Aynı un, tuz, mayayı kullandık değil mi? Beklettik. Heh, evet. Aynen. Ha, tamam.
Sedat bak börek öğrendin ha. Bunu şey yapabilirsin senin uçağa. Takit. Bizi ısıttık, bizi ısıttı dersin ki Nermin Nefes mutfağı şey böreği. Dersin, böreği dersin. Sen yorulma, dur ben yaparım. Yok ben yapacağım. Değmedi ya bugün. Hamur çok güzel olmuş, yumuşacık. Vallahi yumuşacık. Getir bakayım içini Serpil. Vereceğim sana, dur. Dur sen dur, dur, dur. Dur kaşıkla vereyim Sedat onu duramadı. Demeden leblebi anlıyor bu çocuk Allah'ım. Yüksel bunu alalım mı biz ya? Buyurun. Yeter hepsini kullanmıyoruz değil mi? Hepsini kokuyoruz. Tamam böyle. Bol bol bol. Son 15 dakikaya şöyle, giriyoruz canlarım. Şöyle şöyle buyurun buyurun ne güzel kokuyor. Hemen sen açmaya devam et Sedat. Tamam. Hemen hemen. Son 15 dakikaya gir. Aman aman aman. Son 15 mi olmuşuz? Evet. Anam ne arada olduk? Hemen. Hemen kabak şayanı yapalım. Hemen geliyor kabak çok şahin. Çok güzel koktu biliyor musun? Hamuru kaldıralım. Bence ne yapalım biliyor musun? Fasulyeleri hemen kızartalım. Gösterelim o şey. Uzakta o fasulyeleri ya. Öyle mi? Evet o onu şeyini anlatacağım size. Anlat bana. Ben severim öyle şeyleri. Şimdi Çin'de gittiğimiz zaman Çin yemekleri yemediğimizde Uygur yemeklerini yiyoruz. Öyle mi? Uygurlar yaşıyor orada. Onlar zaten onlardan biraz şey yapmış. Dur onun... tık daha koymasın. Elimizi açalım onu üstüne götürelim gel. Dur bana. Sikele. Sikele tatlım. Ha o bana yeter Sedat. Şey biraz kaşar arasına koyalım mı? Dur 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 dur. Ha kaşarım vardı. Hamurda biraz şey yapmayalım mı? Hemen onu fasulye yapalım mı? Fasulye bitsin bence. Dur 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 hemen hemen ver. Kabak şayan kolay. Bak çocuk sanki iftar menüsü hazırlıyor. Bak. Koysana ben bunu hallederim. Tamam hemen. Biz böyle temizleyelim hızlı olalım. Hemen tut tut. Bak 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 nasıl çalışıyorlar. Hey maşallah. Hey maşallah maşallah. Allah nazardan saklasın. Ya işte. Böyle hamarat insanlar hayatınızda olacak. Tabii yumurta sarısını ben sürerim. Ben vereceğim sana dur tatlım dur 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 hemen geldim. Bak dur, çok Sedat. Güzel oldu. Hemen fasulyeleri getir. Çin fasulyesini hemen yapalım. Aldım. Tabii koştum evet, koptum buyurun, geldim. Buyurun buyurun buyurun. Koptum. Tamamdır. Olurken yorulmuyor musun? Yok yok yorulmayız çünkü. Yok. Hayatta 15-14 saat uçuyoruz biz. Anam çok sıkılıyor insan. Şimdi. Arkadaşlar. Onu söyleyeceğim daha. Asya, ben sayayım listeyi. Evet ben buyurun. Ben anlatayım. Asya mutfağı Çin Halk Cumhuriyeti'ne gittiğimiz zaman, Tayvan'a gittiğimiz zaman, Uzak Doğu'ya gittiğimiz zaman normalde börülceden yapılıyor. Onların ince börülceleri oluyor. Evet, evet, evet. Onlardan yapılıyor. Hep Asya'da ne kullanıyor? Soya, sirke kullanıyorlar. Ve biz de bu susamya yapacağız burada. Susamya kullanacağız. Şimdi. Hemen başlıyorum yapmaya. Hemen ben yapmayalım. Sayayım. 500 gram taze fasulye, 2 yemek kaşığı susam, yağı, 2 yemek kaşığı soya sosu, 1 yemek kaşığı elma sirkesi, 2 diş sarımsak, kurutulmuş kırmızı biber kullanacağız. Burada acı biber olarak. Kızartmak için ise sıvı yağımız var. Evet. Şimdi bunları böyle arkadaşlar, börülce olduğu için börülceyi şey yapacaktınız. Direkt bunları kızartıyoruz. Onlar hep kızartmalı yemekler yediği için. Kızarttıktan sonra az bir şey kızartacağız. Sonra süzeceğiz bunları. Tamam. Sonra hemen susamyağı. Susamyağını yaptıktan sonra sarımsak. Sonra kurutulmuş biberi biraz soteleyeceğiz. Sonra fasulyeyi ilave edeceğiz. Soya sosunu ve sirkeyi koyacağız sonra. Süper. Şimdi hocam biz de yumurta sarısını sürdük. Serpil bana bir bıçak verecek. Bunun üzerine çizikler atmamız gerekiyor. Pişerken hamurun yansın. İç dokusunun da güzel pişebilmesini sağlamam şey lazım. Dur hemen geldim canım benim. Şimdi böyle susamı da üzerine serptikten sonra fiziklerimi atacağım. Böyle gelişi güzel baklava deseninde. Tabii bıçak da olur tabii bana. Yok yok şey ucuna dokundum diye hemen. Bu siyahlar çörek otu içine karışmış susamı. Şöyle yapacağız. Şöyle yapayım. Böyle. Çok tepsinin dibine girmiyorum. Şöyle. Blender'ı susamyağını açacağız. Şuradan bitiriyorum yine. Of şu güzelliğe bak ya. Sana yapıyoruz Sedat. Ay. Sen yapar gibi oldun biraz ama hakkın helal olsun olur mu ya lütfen. Kardeşim. Şey blender yok mu şöyle? Normal blender var mı? Şey olan. Bunu tamam ya. Küçüğünü mü? Al Serpil'im. Bunu önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına gönderiyoruz. Gittim. Hemen bunu atıyorum. Geliyorum Sedat yanına. Şimdi ne yapacağız ona Sedat? Yağını ısınsın Sedat. Şimdi bunları yağ ısınacak. Yağını için atacağız. Abi, çok güzel kızartacağız. Aynı patates kızarttığımız gibi. Sonra az bir şey. Çok fazla böyle kızartmayacağız. Yeşilliği gitmeyecek. Anne, sonra alacağız. Çünkü soteleyeceğiz ya bunu. Tamam. Ama arkadaşlar şimdi siz susam yağı bulmazsanız ne yapacağız? Ne yapacağız? Çok basit. Hem bunun sütünü kullanacaksınız. Susam sütünü kullanacaksınız. Hem yağını kullanacaksınız. Bunu
Fis büyük bir susamı, hatta bir paket susamı koyun, blenderlayın, böyle toz haline getirin. 3 kaşık ılık, görüyorsunuz gibi. Şuna bakar mısınız? Allah süper. 3 kaşık ılık su koyacağız. Ondan sonra hamur gibi yoğuracağız bunu. Hmm. Ondan sonra elime gelecek zaten ya. Sonra tülbent gibi sıkacağız. Ha, susam ya yaptım. Aynen. Harika. Onun şeyine de geri kalanını da su koyup, sıcak su koyup sütünü yapacağız. Bu muhteşem kadar. Hemen geçelim biz. Hemen. Aktardan da bulabilirsiniz. Yani bu kadar. Şimdi bunun şeyi var mı? Bilende şu bunun olmayan öbür türlü var mı? Susam ya şimdi her yerde var artık. Aktara gidip oradan da bulabilirsiniz. Mikser. Tülbent, mülbent. Mikser daha güzel olur. Onunla parçalayayım. Yok, mikser miyiz? Değil. Öbür yani şey var ya, öğütücü gibi. Ha, rondo ha. İstiyoruz. Rondo, aynen. Aynen o. Rondo istiyoruz zaten. Ha. Tamamdır. Tüm cihazlarımı getirdim. Tamamdır. Biraz daha susam koyalım mı? Az oldu. Olur mu? olur hemencik. Görsünler hemşehrim. Tabii. Bunun sütü de çok yararlı. Bu saça şey da mi? Çok iyi. Kavururken mi koyacağız? Yok, hiç kavurmayacağız. Direkt. Badem gibi sürün. Koy aynen. Böyle ne elini tıkamı alıştırma. Evet, kapattık kapağımızı. Bak makine hiç anlamıyorum, görüyor musun bak? Hiç bilmiyorum ya. Şimdi bastırdığın anda şey yapar. Şimdi oldu, bakın. Harika oldu. Evet. Un haline geldi. Un haline geldi, göstereyim şöyle. Evet, tamam. Şimdi un haline geldi, hemen. Bir tabii kaşığı alayım. Kaşık burada ablacığım. Tansi alayım ben. Evet. Biraz daha yavaş yapabiliriz. Evet. Şimdi ılık su alacağım. Bakın arkadaşlar, un haline geldi. Bakın. Şimdi ne yapacağız? Tamam. Şimdi susam yağı alamadık, almayanlar için. Heh. Evde susam yağı nasıl yapılır ya da susam sütü nasıl yapılır göstereceğim. 1, 2, 3. Şimdi bunu ben şu ilk önce yapacağım bu şekilde. Sonra elle yoğuracağım. Bakın. Atalım mı fasulyeleri? Fasulyeleri atalım. Şimdi elimle yoğuracağım. Çok enteresan. Evet, bakın. Bir dünya para susam yağları. Evet, bakın. Hamur şekli geldi, bakın. Bak elim yağ aldı, görüyor musunuz? Evet. Bak. Sonra ne yapacağız? Sonra bunu işte susam yağını elde etmiş olacağız. Hı hı. Suyunu çıkarttık. Evet, şimdi suyunu şimdi böyle bu şekilde yaptık. Bak elime hep yağlar geliyor. Ay. Şimdi tülbent var mı? Bunu hemen süzeceğim böyle. Ha, şimdi. Ki kevgir versem küçük. Kevgir olmaz. Onu böyle sıkacağım elimle. Suyunu çıkaracağım. Hmm. Yağını çıkaracağım. Dur, bir tane. Benim odamda hiç kullanmamış tülbentim var. Tülbentim, ha. Dur. Bir bunun... dakika. Ha. Ondan çok emin değilim ama şeyimiz var. Kullanmamış torşonlarımız vardı. Hı. Dur. En temizinden. Yok yok. Yok yani. şu. Bak. Hı-hı. Aa şunu. Olmaz tabii. Otur ben diye. Biz. Bir şey tamam, ben halledeceğim onu. Aynen. Hı, bu çünkü. Evet. Hijyen kurallarına da şimdi uymamız gerekiyor. Tamam. Olmaz da elimle yapacağım. Aynen öyle. Bir tane yani kapatayım. Yani köşe sıksan suyunu çıkarırız. Sıkıntı yok. Aynen. Tamam. Sana nasıl şunu vereyim gel. Oh, rahat geldi, rahat bak. Sık. Anlıyor vallahi bak. Bak. Aman. Niye uğraştırdın beni Sedat? Mis gibi sıkıyormuşum bak. Hem bunun sütünü eriteceğiz hem yağını. Dur. Susamın sütü. Mis. Badem sütü gibi vallahi. Tıkardık. Az bir şey de olsa yeterli bizim olsun, için. Bence de o yeterli. Tamam, şöyle. Bunları ne yaparız sonra? Bunları sütünü yapacaksın. Buna da biraz sıcak su koyup blendereceksin. Süzgeçten geçireceğiz, sütü olacak. Tamam. Hatta onu da göstereyim hemen. Tamam, onu sonra göstereceğim. Tamam. Yemeğimizi yapalım. Evet, şeyimizi tamam. Yetiştirelim. Dur, bu senin. Tamam. Bu dursun saatin, merak etme. Onu şuraya ayırdım ben. Şimdi. O kızarıyor. Ya, oturduğum yerde bu kadar nasıl ateş fışkırıyor yüzünden anlatamam. Evet, bunu biraz daha hafif bir yağ doktora atarız. Doktora gidesim gelmiş. Sıvı yağ ekliyorum buna biraz hafif. Şöyle. Tamam canım benim, ekle. Şöyle şey içine koyacağız. Tamamdır. Oldu mu şimdi? Oldu. Şimdi o kızardı. Kızardı. Bu kızarıyor. Kabımı şimdi alayım. Şimdi tabağı alıyorum. Tavayı alayım. Ne yapacağız? Şimdi bak göstereceğim. Şundan alayım. Ha. Hangisini istersen. Şu şekilde. Ne yapıyoruz? Doğruyoruz. Aynen doğruyoruz. Çok
Çorbayı sonra dolmayı. Şunları da aynı bu şekilde. Bakın. Bu biraz acılı. Çocuklarınızı yedirmeyin ama acılı yapmak istemiyorsunuz. Siz bilirsiniz. Ay kurban olayım. Bir sürü mesaj gelmiş. Allah razı olsun. Şimdi yağ atıyoruz. Normalde siz bunu kavurup da yapabilirsiniz ama ben kavurmadım. Yağını organik olarak çıkardım size süt şeklinde. Vücudun direncinizin düşmesinden kaynaklanırmış yüksek tansiyon. Takviyeler geçirmez, hemen açtık serum mı almaya demişler. Açık açık. Muhtemelen bende öyle gözüküyor. Bol vitaminli bir serumla yarın burada pazar görseli yapacağız çünkü. Pazar sunumu yapacağız. Sütüm... Serpil alışmadın değil mi? Nermin döküyordu onları hep. Dolmaları görüyorsunuz, oldu. Arıyor mu Serpil beni, doğru söyle. Nermin itiraf ediyorum. Şimdi bakın görüyorsunuz. Susamın yağı, tamam. Susamın yağı. Hemen bunları atıyorum, bakın. Acı biber, sarımsak. Evet. Oh. Sarımsak biraz daha bol olabilir. Biz az çok sarımsak kullandığımız için şey yapmadık. Nermin Hanım, hareket etmeyin. Yüzünüzün sıcaklığı tansiyon yüksekliğinden demişler. Evet, yanaklarından duman çıkıyor. Yanıyorum, biliyor musunuz? Öyle böyle değil ya. Bak, biraz daha atayım. Tamam. Şimdi kokuyu görüyor musun, ne kadar güzel geldi. Çok güzel geldi gerçekten. Hemen bir süzgeç alayım, şu şeyleri alayım. Ne canım, kevgir. Kevgir. Şu çekmece. Sedap, Nermin kadar hızlısın neredeyse. Yetişemiyordum. Görüyorsunuz arkadaşlar, pek fazla kızartmayacağız bunları. Şu şekil olana kadar, şu renk gelene kadar. Biraz daha şey olsun. Kimse. Hemen kabak şayana geçelim. Dört dakikamız var, hiç girmeyelim. Onu tane tane anlatalım Sedat. Onu tamam. Bir dahakine alalım senden. Tamamdır. Ha, dört dakikamız kalmış. O zaman şöyle bakın gösteriyorum. Bakın şöyle. Neydi? Çin usulü sebze bu. Mezbure. Çin usulü. Sebze diyorlar buna. Bunlar hep böyle şu şekil, bakın. Sallaya sallaya. Sallaya sallaya. Biraz bu kavrulacak. Görüyorsunuz kokusunda. Efendim şu an kıymetli bir izleyicimiz Adana'dan bizi takip ediyor ve izliyor. Mezbure Şahin hanımefendi selamlarını göndermiş bize. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de aynı şekilde efendim Adana'ya kucak dolusu sevgi selamlarımızı gönderiyoruz. Dualarınızı unutmayın efendim. Vallahi şunu göstereyim. Yani Allah razı olsun. Evet. Nermin Nefes işte. Mutfağı'nın sayfası dolmuş. Bir sürü soru, güzel dilekler var. İstirahat demişsiniz, stres yapmayın demişsiniz. Tansiyon sadece stresten yükselir diyenler var. Vallahi kolay bir hayat değil ama sonuçta yaşamak için çalışmak zorundayız. Bunun da farkındayız ve keyif aldığımız işi yapıyoruz elhamdülillah. Bunlar ufak tefek şeyler olur efendim. Çok az tuz koyacağım. Çok yarın az. Ben burada bomba gibi olurum. Hiç canım. Suyu kullandığımız için. Evet, görüyorsunuz bak böyle. Şimdi hepsi harmanlandı ya. Bak bak. Şimdi sirkeyi koyacağız. Şov yapıyor Sedat. Şov yapıyor. Oo. Böyle normalde şey olduğu zaman bu alev alev oluyor onların tavasında birlikte. Yap bakın. Yap alev alev yap. Bir şey yok, sıkıntı yok. Böyle, böyle, şu şekil. Severiz alev alevi. Şimdi biraz daha kaynadıktan sonra... Yandaki tava niye açık? O şey, dolma. En sonunda soya sosunu ilave edeceğiz. Ben de bak, diyecektim bak. Ki boş boşuna tüpü biraz yakmayın. Birazdan sirke alalım mı? Aynen, ana moduna geçtim. Birazdan sirke. Evladım o ocak altı niye yanıyor, tüp bitecek. Kaynı oldu, görüyor musun? Böyle oluyor demek ki. Ben buldum şimdi kaynanalar niye gelinlere laf şey yapıyor her seferinde. Boşluktan boşluktan. Boşluktan oluyor. Vallahi bak benim annem erişi kendi yaptığı için hiç gelinlerine bir şey söylemez. Evet, en sonunda soya sosunu döktük mü? Dök bakalım hocam. Biraz daha sirke alalım. Bu en çok sirke ve soya sosu verecek bunun tadı. Tamam. Şöyle. Aman, aman, aman. Hemen soya ilave ettik mi? Oo, nasıl güzel bir şey oldu öyle. Çok beğeneceksiniz. Bak bunu vallahi gerçekten evlerde yapın. Hafif biraz daha siz kızartabilirsiniz. Susam yağını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ama sarımsak ve biber, sirke ve soya sosu buna tadını veriyor. Görüyorsunuz, bitti bile. Şefim yanınızdaki kıyık tabağı alabilirsiniz. Tamam, dur. Oh, mis.
En sonunda bir somun var. Üzerine dökelim şöyle. Neyimiz? Susam. Tabii olmaz mı? Ben Sedat'a hayran kaldım. Al canım benim. Keşke şu kabak şahini de yapsaydı güzel olurdu ama neyse bir dahakine. Bir dahakine artık Sedat olur. Gördüğünüz gibi. Biraz daha siz bunu hadi kızartmaya göre yapabilirsiniz kendi isteğinize göre. Şimdi şöyle yapayım. Kamerayı döndürelim. Şöyle bakın Joz görüyor musunuz? Gel. Evet efendim ne yapıyoruz şimdi bu güzel lezzetleri? Evet. Hazırladık Sedat'la birlikte. Masaya geçeceğiz efendim. Şimdi böyle güzel şıkır şıkır bir masa hazırlayacağız. Evet efendim Sedat bugün yine muhteşem lezzetler çıkardı. Her zamanki gibi zaten eli çok becerikli. Eline koluna yüreğine sağlık. Teşekkür ederim. Kardeşim neler yaptık? Kastamonu'nun? Kastamonu yöresinin yer yaprağından sütlü dolma yaptık. Çok güzel. Ondan sonra uzak doğuya gittik. Çin fasulyesi yaptık çok güzel bir şekilde. Çok sarımsaklı olduğu için ferahlansın diye bir elmalı turta yaptık. Sarımsaklı çorba yaptık ve senin o güzel enfes yemeğini yaptık. Evet sen hazırladın hepsini. Elin kolun dert görmesin kardeşim. Peki şurada en favori olan lezzetin hangisi? Hani böyle sürekli yaparım dediğin. Ben elmalı turtayla bunu çok yaparım. Bunu da seninle bir kere toplandığımız için yaparım ama... Süpersin. Şimdi misafirlerim uzakta onun şeyini de yapıyorum sürekli. Onu da... Bu böyle makarnanın yanına, pilavın yanına aperatif olarak... Bu şey olarak da olabilir böyle. Sıcak bir başlangıç olabilir. Güzel o da güzel. Çubuklarla yiyoruz ya lezzetli oluyor. Değil mi? Çok güzel olur. Efendim Sedat var mı diyeceğim bir şey? Ben... 2 seneden sonra bir programa davet edildiğim için çok teşekkür ederim. Çok güzel oldu benim için de. Her zaman. Zaten uzun zamandan da beri çağırıyorlardı giremiyordum ama sana nasip oldu. Çok teşekkür ederim. Çok da sevindik. Elin, kolun, yüreğin dert görmesin efendim. Her kapı sana güzellikler açsın, güzellikler susun. Hak ediyorsun. Sadece dediğim gibi şeyin değil yani hem sohbetin güzel hem el becerin harika. Yani bu işte bence daha böyle üst seviyelerde olacaksın Allah izin İnşallah. Verirse. Yolun. Hep açık olsun. Amin. Sağ ol. Dinleyin. Efendim gördüğünüz üzere kusura bakmayın. Bugün bu şekilde kapatıyoruz ama ben de yayında hep aktif olmaya alışmışım. Ama içeri bir gittim böyle. Tepelerdeydim yani sıcaklıkta. İnşallah yarın karşınızda sağlıkla, huzurla olacağım efendim. Buradan çıkıp tabii gidip bir serum taktıracağım. Efendim evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. En kötü günümüz bugünkü kadar güzel ve renkli geçsin. Şöyle söyleyeyim, yani hastalıklar bizim için bir kusurumuz olduysa da affola diyorum. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle Rabbime emanet ediyorum. Hoşçakalın.